Vav TV ekranlarında Kur'an Yolu programıyla karşınızdayız. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Efendim bu hafta da yine güzel bir konuyla karşınızdayız. İki kıymetli hocam var stüdyomda. Profesör Doktor Kerim Buladı. Hocam hoş geldiniz. Ali Rıza Temel. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam bu hafta yine gençliği konuşacağız. Evet. Gençlik önemli bir aşama hayatın evresi içerisinde. Gençlik dönemi hem insanın içerisindeki potansiyeli keşfettiği bir dönem olması itibariyle hayatı hazırlayıcı bir evreyi ifade ediyor. Aynı zamanda da hocam fırsatları, imkanları barındırdığı gibi takım tehlikeleri, evet, sıkıntıları da beraberinde getiren bir dönem. Eğer gerektiği şekilde o dönem geçilmezse ileride ya da hayatın diğer aşamalarında ciddi hasarları ortaya çıkaran bir dönem. Tabii burada özellikle önemli olan nokta ise gençliğin bir kimlik ve kişilik bulması her şeyden önce önem arz ediyor. Müslüman bir toplumda Müslüman bireylerin oluşması, inşa edilmesi de bir bizler olarak, biz müminler olarak bizlere de önemli vazifeleri yüklüyor. Bu açıdan hocam bir taraftan aslında gençlerin yapması gerekenler varken diğer taraftan da ailenin, çevrenin, toplumun ve idarecilerin yapması gereken bir takım sorumluluklar var. Tabii burada tabii gençlik, hepimiz genç olduk, evet, gençliği yaşadık. Yaşayanlar var, geride bırakanlar var. Aslında şöyle bir genel bir manzaraya baktığımızda da hocam aslında bu asırda, bu zamanda gençliğin de gerçekten çok büyük tehlikelerle karşı karşıya. Genç olmak gerçekten zor. Çünkü kitle iletişim araçları, sosyal medya, teknolojik gelişmeler artık iletişimi kolaylaştırıyor. Yani bundan 25, 30, 40, 50 hatta 100 yıl önceki bir gencin yaşadığı halet-i ruhiye ile ortam ile bugünkü gencimizin yaşadığı ortam, çevre gerçekten çok farklı. Çünkü çok farklı düşünce, fikirlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Kolayca onları görebilir, öğrenebiliyoruz. Onlara maruz kalabiliyoruz. Evet. Şimdi gençliğin vermiş olduğu bir takım da acemilikler ve toyluklar var. Bir hayat tecrübesi yok. Bilgiyi nasıl alıp değerlendirecekler? İşte bu açıdan aslında kimlik ve kişilik inşası önem arz ediyor. Hocam Kur'an ve sünnet çerçevesinde bunu nasıl inşa edilmeli diye konuşacağız bu akşam inşallah. Ali Rıza Hocam sizden başlayacak olsak önce bir kimlik ve kişilik nedir? Onu bir genel tanımlarsak oradan inşallah. Ben de Vav TV'nin değerli seyirci, izleyicilerini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Efendim kimlik, kişilik bu önemli. Şimdi kimlik, kişiyi başkalarından ayıran özellikler topluluğu diye ifade edebiliriz. Bizim insan kimliğimiz var genel olarak. Bu kimlik içinde mesela bir erkek var, kadın var. Kadının bir kimliği var. Erkeğin bir kimliği var. Yani diyelim ki siz Selim Hoca olarak sizin bir özel şeyiniz var. Herkes tek nüshadır zaten. Sizi başkalarından ayıran bir kimliğiniz var değil mi? Bu hayvanlarda pek şey aranmaz kimlik. Onlar birbirine benzerler. Zaten öyle önemli olmadığı için bir cemiyet kurma şeyi de ihtiyacı da olmaz hayvanlar arasında ama insan toplumunda kimlik, kişilik önemlidir. Yani bu önemlidir şu açıda. Mesela erkek olarak kimliğini, kadın olarak kimliğini korumak durumundadır. Mesela Peygamber Efendimiz erkeğe benzemeye çalışan kadınlar, kadınlara benzemeye çalışan erkekleri kınamıştır. Herkes Allah'ın verdiği kendi özelliklerini korumak ve bunları geliştirmek durumundadır. Bir şahıs kimliği var. Bir de millet kimliği var. Bir de ümmet kimliği var. Yani beni diyelim ki başkalarından ayıran, beni ben yapan özellikler var. Ondan sonra bir de millet, tabii insanlardan meydana gelen bir millet var. Bir milleti başkalarından ayıran özellikler var. Her milletin bir kimliği vardır. Yani diyelim ki bizi Yunanlılardan ayıran veya Fransızdan ayıran özelliklerimiz var değil mi? Yani bu dildir, aslında kültürdür. Aslında hocam bir milli ya da dini olarak değil mi hocam? Milli ve dini kimliğimiz var. Efendim, tabii bu coğrafyadır, dildir, kültürdür, örflerdir, adetlerdir. Bizi biz yapan, efendim, Türk milleti yapan şeyler, özellikler topluluğudur kimlik.
Bir de bizim ümmet planında aynı kıbleye yönelen, aynı kitaba inanan, aynı peygambere ümmet olan, ümmet Kur'an-ı Kerim'e 64 yerde galiba hatırladığım kadarıyla geçiyor. Bir inanç bloku, aynı değerleri paylaşan, tamam mı? Efendim, aynı kıbleye yönelen bir ümmet. Dolayısıyla bunların özellikleri var. Herkes bu kimliğini, kişiliğini, kişilik bir bakıma şeydir, işin temelidir. Bunun üzerine bina edilir. Bir altyapı oluşturulması lazım. Kişilik ve kimlik bunun üzerine, bu değerler üzerine inşa edilir. Şimdi tabii gençliğin kimliği, bir de biliyorsunuz toplumsal olaylar bileşik kaplar gibidir. Bir yerde problem varsa gençlerin de problemi vardır, başkalarının da problemi. Yani ortaktır bir bakıma. Aslında hocam hani problemler, kimlik ve kişilik problemi. Evet. Yani sadece gençleri değil, yani her yaştaki insanı ilgilendiren bir husus. Yani burada bunu şöyle diyoruz, bir insan kendi kişiliğiyle, kimliğiyle, değerleriyle iftihar edebilmelidir. Efendim böyle kendinden utanan insan bu kişiliksiz ve kimliksizdir. Yani elhamdülillah Müslümanlığıyla övünecek. Türk milletine mensup olmaktan utanmayacak efendim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve cealnâkum şuûben ve kabâile litârafû. Sizi birbirinizle tanışasınız diye ayrı milletler, kabileler halinde yarattık. Çünkü renkler farklı, diller farklıdır. Hiç kimse hani aslını inkar eden haramzadedir derler değil mi? Biz tarihimizle de iftihar ederiz. Kişiliğimizle, inancımızla, örfümüzle, değerlerimizle iftihar ederiz. Ama bu problem genel olarak İslam ülkelerinde, Müslümanlar arasında bu kimlik problemi daha ziyade şeyden sonra, böyle Avrupa'da biliyorsunuz reform, Rönesans hareketleri oldu. İşte orada sanayileşme oldu, buhar, silahların şeyi. Biz zayıflayınca, Batı güçlenince, şimdi sosyolojide bir kural vardır. Bunu İbn Haldun iyi işler. Zayıflar daima kuvvetlileri taklit ederler, değil mi? Ya daima hiç kimse şeyi taklit etmez. Zayıfı, dilenciyi kimse taklit etmez. Hep yukarıdakiler taklit edilir. Yani güç kendini kabul ettirir. Hani Pascal'ın dediği gibi doğru tartışılır ama güç tartışılmaz. Onun için maalesef kim güçlüyse, bugün diyelim ki Amerika, niye millet herkes İngilizce öğrenme ihtiyacını duyuyor? Çünkü bir güçlü bir Amerika var. Zamanında neydi? Efendim Endülüs'e geliyorlardı, Arapça öğreniyorlardı. İspanyolcanın %20'si Arapçadır. Çünkü güç vardı bizde. Bize de özeniyorlardı değil mi? Biz zayıflayınca başkalarına özenme, kendi kimliğimizden bir nevi utanma şeyi çıktı. Aslında hocam o çıktı. Güç dediğimiz şey de hani sadece maddi bir güç değil, bir medeniyet olarak. O da var tabii. Kültürel olarak da. Kültürel olarak. Onun için yani şunu diyoruz, herkes şahıs olarak, efendim millet olarak, ümmet olarak biz kendi değerlerimizle iftihar etmek durumundayız. Başkalarının taklit bir nevi. Güzel şeyler tamam alınır. Resulullah taklit edilir. Güzel şeyler alınır ama efendim kendi tarihini, kimliğini inkar edip de körü körüne başkalarını taklit etmek kişiliksizliktir, kimlik. Bu gençler için de önemlidir. Herkes için önemlidir. Bu hocam, değerlere sahip çıkmak lazım. O sözü Kerim Hocam'a da bırakalım. Hocam şimdi kimlik ve kişilik dedi. Hocam biraz temas etti. Bu kimlik, yani bir Müslüman kimlik ve kişiliğinin dayandığı esaslar, temeller neye dayanmalıdır? Ona biraz temas edecek kimlik hakkında ne söylersin? Evet, ben de Wow TV izleyicine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Şimdi biz bu konuyu niye ele aldık? Milyonlarca gencimiz tekrar eğitime başladı yaz tatilinden sonra. Gençlerin bugünkü problemleri nedir? Gençleri etkileyen unsurlar nelerdir? Gençleri tehdit eden hususlar nelerdir? Bunları en azından bir konuşalım istedik. Gençlerin bugün, tabii bu kimlik meselesi, Müslüman kimliği biraz önce hocam bahsetti. Kimlik meselesi aslında çok önemli bir husus.
Çünkü gençliği etkileyen en önemli konuların başında birisi de kimlik konusudur. Yani kim olduğunu bilememe, kim olacağına karar verememe, kime benzeyeceğine ve kimi örnek alacağını tayin edememe gençliğin en fazla zorlandığı bir meseledir. Kökenleri doğudan ama arzuları batıdan, dini, ahlakı, kültürü, örfü, gelenek ve görenekleri doğudan neşet etmesine rağmen hep batıya yönelişini sürdüren ya da böyle yetiştirilmeye, terbiye edilmeye ve yönlendirilmeye gayret edilen bir gençlik. Karşımızda bu var. Yani gerçekten bu husus çok önemli. Yani bir türlü kökenini ve kökeninde gelen değerleri yabancı bir gençlik aslında bugün karşımızda. Çünkü hem batıyı yargılayan hem de batılı olmak için çırpınan bir gençlik. Bir bakıyorsunuz ki aldığı eğitim ve bu anlamda kendisini geliştirdiği unsurlar batıya yönelilmiş. Yönümüz batı. Ama öbür taraftan aslımıza baktığımız zaman da orada bir batı ile uyuşmayan değerler sistemi var. Kimlik meselesi belki de bugünkü gençliğin en büyük problemidir dedi. Bir insan olarak herkesin bir alt kimliği. Mesela geldiği bir sülalesin, bağlı bulunduğu bir ırkı, bir kavmi olduğu gibi dini, dili ve milleti gibi üst kimliklere de sahiptir. Yani bu biraz önce hocam ayete işaret ettim. O şu Hucurat suresindeki ayet çok aslında önemli yani. İnsanlık tarihinde en büyük inkılap o. Estağfirullah. Ya eyyuhennâs innâ halaknâkum. Ey insanlar, biz sizi bir erkek bir dişten yarattık. Sizi kabilelere ayırdık. Niçin? Litaaruf. Sizi şubelere ayırdık. Boylara ayırdık. Batınlara ayırdık. Ama litaarufu. Şimdi burada aslında İslam alt kimlikleri reddetmiyor. Hatta onları bir harç kabul ediyor. Onları bütünleştirici bir unsur olarak kabul ediyor. Ya ben bir ırktan gelmiş olabilirim. Ben dilim, benim efendim çehrem, rengim farklı olabilir. Ama burada insan olarak Cenab-ı Hak bu hususu zaten Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş. Ama neticede ne? Tanışmanız için. Tanışmak esas burada. Siyahı ile beyazı birbirini ne yapacak? Kabul edecek. Birbirini tanıyacak ve birbirine hürmet gösterecek. Din kimliği burada çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yani Müslüman aslında kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidle Müslüman kimliğini oluşturmaya çalışıyor, başlıyor. Esas oradan başlamamız gerekiyor zaten. Mesela çocuklara eğitim verirken Kur'an-ı Kerim'de ilk terbiye sistemi, metotlarını, yöntemlerini Lokman Aleyhisselam'ın şahsında Cenab-ı Hakk'ın, Allah Teala'nın açıklaması bu bütün insanlık için aslında büyük bir örnektir. Çünkü orada ne diyor? Önce şirk büyük günahtır. Sakın Allah'a ortak koşma. Yani orada kelime-i tevhide özellikle vurgu yapıyor. Kimliğin oluşmasında en önemli inanç altyapısı. Tabii. Evet, inanç altyapısı değil mi? Ve bu inanç altyapısının neye göre şekilleneceği önem arz ediyor, değil mi hocam? Çünkü din kimliği bütünleştirici, birleştirici ve kucaklayıcı bir kimliktir. İster bu batıl olsun, hak olsun ama biz Müslüman olarak bunu Müslümanın şahsiyetini ve kendini oluşmasını konuşuyoruz. Yani bu bakınız Batı toplumlarına, onlar birbirleriyle sarmaş dolaştır tabiri caizse. Menfaat öne çıktığı zaman da tabii birbirine karşı olurlar ama mesela diyelim bugünkü siyasi anlamda bile efendim kurulan topluluklar, adını vermeyelim çok konuşuluyor çünkü onlar, kurulan topluluklar bir bakıyorsunuz ki bizim köyümüz mesabesinde olmayan bir yeri ve gelişmişliği hakikaten bizim bir ilçe kasabası kadar olmayan topluluğu Avrupa topluluğu için alıyor. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Neyle izah edeceksiniz? Orada din birliği var. Kilise birliği var. Haç birliği var. Orada bir Hristiyan kimliği söz konusu. Tarihsiz. Dolayısıyla din kimliği çok önemlidir. Biraz önce hocam ümmet dedi. Aslında ümmet birilerinin sataştığı gibi, birilerinin efendim dediği gibi bir ırkçılık değil. Kelime-i şehadette ve kelime-i tevhidde bütünleşen bir ümmet kimliği. Bu en üst kimlik.
Mesela Osmanlı'dan bahsedilir. 20 bin etnik şeyden bahsedilir. Evet. Kökenden bahsedilir. Çeşitli dinlerden bahsedilir. Osmanlı 600 yıl bunu dünyada nasıl sağlamış bu idareyi? İslam şemsiyesi altında. Kürdü, Çerkezi, Arabı, Acemi, Beyazı, Siyahı hepsini orada toplamış. Din bayrağı altında evet. Tanıştırmış evet. Birbirleri. Şimdi burada şu var. Hiçbir şekilde alt kimliklerle üst kimlikler çatışmıyor. Ama bunu çatıştırılıyor. Ayrıştırılıyor nasıl? Hocam evet. Hatta. Yani ayrıştırma da mı ziyade çatıştırılıyor. Ayırırsa o kadar çok iyi insanı evet. Manipüle ederiz, yönlendiririz, onu kullanırız anlayışa. Tabii mesela bugün ırkçılık işte buradan kaynaklanıyor. Yani Arap Müslüman, Kürt Müslüman, Türk Müslüman, Arap olmayan Müslüman, bu Müslümanlar gerçekten bunların alt kimliği vardır. Bu alt kimliği üst kimlikle çatıştırdığınız zaman da o zaman ne oluyor? Kavmiyetçilik, ırkçılık evet. Başlıyor ki o zaman... İslam'ın özüne de aykırı bir durum ortaya çıkmış. Tabii. Bu şu şeyle bitireyim ben. Müminler ancak kardeştir. İlkesi ile geniş bir kapsama alanına sahiptir din kimliği. Din kimliği yani Afrika'daki bir böyle çekik gözlü veya siyahi efendim orada kardeş kimliğinde, din kimliğinde, o ümmet kimliğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlere Allah'ın varlığına, birliğine imandan sonra bütün peygamberler iman esaslarında ne yapıyor? O kardeşin seninle bütünleşiyor. O siyah olsun, beyaz olsun, efendim fakir olsun, zengin olsun hiç fark etmiyor. Bunun için bu kimliğin dairesi geniş. Bu kimliğin en temel prensibi tevhiddir. İşte o tevhidde kim temsil, ne temsil ediyor? Yani hocam, Kabe'yi muazzama burada, temsil ediyor. Hani din kimliği derken biz İslam kimliğini burada aslında esas olarak konuşuyoruz. İslam kimliğinin dayandığı iki temel ayak var hocam. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri de hadis-i şerifler hocam. Bu çerçevede meseleye bakacak olursak, mesela biz Müslüman şahsiyetini oluşturmada, kimliği oluşturmada Kur'an'ı ve sünneti hangi çerçevede anlamalıyız hocam? Ali Rıza hocam. Şimdi tabii hocam ayet-i kerime o çok önemli. Efendim Hucurat suresinde. Hani ve cealnâkum şuûben ve kabâile lite'arafû. Sizi kabileler, milletler halinde yaptık ki tanışasınız. Bak la litahasamu, düşman olasınız değil, bir zenginliktir, çeşitliliktir. Dolayısıyla onun özelliği vardır, bunun özelliği vardır. Sen ondan bir şey alırsın, o senden bir şey alır. Böyle bir gelişme. Yalnız tabii burada dediğimiz gibi her millet, şahıs, ümmet kendi özelliklerini korumak ve geliştirmek durumundadır. Biliyorsunuz hadis-i şerifte, men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Bir topluluğa benzemeye çalışan, teşebbüh tefaul zoraki, zorla efendim başkasını taklit etmeye çalışan onlardandır. Onun için bize ait özelliklerimizi, kişiliğimizi korumak durumundayız. Hatta biliyorsunuz bu işte kimlik meselesinde hani bu ezan şey olmadan hani namaz vakitlerini bildirmek için bir şey yapalım demişler. Ne yapalım? İşte çan çalalım demişler. Ya bu Hristiyanlara ait. Ya bir ateş yakalım. Bu Mecusilere ait. Bize ait bir şey olsun denmiş değil mi? Bak bir ezan bize ait. Dolayısıyla şimdi dediğim gibi bu kişilik devam etmiş. Biz güçlü olduğumuz zaman başkalarına özenme ihtiyacı duymamışız. Başkaları bize özenme ihtiyacı duymuş. Ne zaman ki efendim zaafa uğramışız, maddi, kültürel yönden, ekonomik yönden, askeri yönden ve o dediğimiz gibi zayıflar kuvvetlilere özenir ve onları taklit eder. Hani biraz evvel İkbal'in de dediği gibi Kabe kıblemizken sonra işte belli bir şeyden sonra Paris olmuş. Biliyorsunuz bizde batılılaşma özenti evvela Jön Türkler yoluyla Paris'e özenti halinde şey olmuş. Örfler, adetler, efendim kelimeler. Aslında hocam orada da şöyle bir durum söz konusu. Yani yurt dışına Osmanlı'nın gönderdiği kişiler aslında oranın ilim ve tekniği alsın diye göndermişti ama onlar oradan kültürü maalesef, veya bir takım işte efendim, kılık işte, kıyafeti alıp gelmişler. Kılık yaşam kıyafet gelmişler. Şimdi böyle bir şeydir. Yani taklit meselesi, sati bir şey. Teknolojisini, ilmini falan değil de işte modasını bilmem efendim bunları almışlar. Hatta Allah rahmet eylesin Necip Fazıl bir şeye demiş ki, bir hanımefendiye demiş ki,
Ya demiş sen İslami kıyafeti örtünmeyi beğenmiyorsun. Peki demiş bu bir Müslüman kadının kıyafeti Paris'te moda olarak gelseydi benim benimser miydin, benimsemez miydin? Benimserdim demiş. Yani bir şey batıdan geldiği zaman değerli oluyor da bizde olduğu zaman niye değersiz oluyor değil mi? Onun için böyle bir şey maalesef hani taklit biliyorsunuz maymunlara mahsustur. Hani dediğim gibi bak güzel şeyler alınır. Onlar bizden biz onlardan alırız ama Allah rahmet eylesin Necip Fazıl merhum ben bunu bir belgeselde de şey yaptım. Bu taklit var ya efendim şimdi maymun nasıl avlanırmış canlı olarak biliyor musunuz? Ben bunu belgeselde de gördüm. Şimdi ağaçlarda dolaşıyor maymunlar. Bunları canlı yakalamak için tabii zor. Şimdi bir şey düşünmüşler. Ağacın şeyine toprağa bir küp koymuşlar. Ağzı dar. Efendim maymunların gözü önünde fındık döküyorlarmış şeyin içine. Sonra çekiliyormuş. Maymun gördü ya fındığı. Şimdi fındığı ağzı dar ya şeyin. Böyle eli boşken sığıyor şeye. Bir avuç olunca eli şişiyor şeyin. Çıkaramıyor. Bırakmayı da akıl edemiyor. O vaziyette zorlanırken geliyor şey yakalıyor diri diri. Bunu merhum Necip Fazıl Batı diyor bizim şeyi böyle avladı. Yani onları ya tamam onun bir özelliği var. Bizim de tarihten gelen değil mi binlerce senenin oluşturduğu kültür bir mirastır bakın. Buna hars da denir. Hars çiftçilikle agrikültür denir Fransızca'da. Yani bir milletin nesillerin yıllar, asırlar boyu ürettiği, biriktirdiği şeylere kültür denir. Değil mi? E biz bunları nasıl reddi miras diye bir şey olur mu ya? O zaman biz inkar edersek bize ait olan şeyleri biz olmaktan çıkarız. Aslında onun için, hocam bizi güçlü, kuvvetli kılan evet, husus da o geçmişten aldığımız o mirastır. Evet. Yani. Hele bizim gibi Müslüman toplumların değil mi? Kur'an'a ve sünnete dayalı olarak gelişen tarih içerisinde şekillenen bu kültür, gelenekler de hocam bizim en güçlü olduğumuz yönlerimiz. Evet biz yani kendi değerlerimizden utanacak değiliz. Bakın burada Müslümanın kimliği anlatılırken şöyle buyuruluyor. Allah eğer kim efendim müminlerden, dininden, kendi değerlerinden uzaklaşırsa Allah bir topluluk getirir. Allah onları sever, onlar Allah'ı severler. Ondan sonra müminlere karşı mütevazi, kafirlere karşı onurlu olurlar. Allah yolunda cihad ederler, hak yolunda. Bak şurası çok önemli. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ Kınayanın kınamasına da aldırmazlar. Şimdi öyle dönemler oldu ki, yani öyle bir kompleks, aşağılık duygusu oluştu ki, mesela efendim içki içmiyor. Efendim diyor, niye içmiyorsun? Bu çağdaşlığın gereğidir. Bu zamanda ya diyor işte diyor doktor dedi ki içme dedi. Haramdır diyemiyor. Ya sen göğsünü o yanlışını göğsünü göre göre gere hocam, gere şimdi, yapıyorsa gerçi evet girmek istemezdim ama şimdi biz sahte rakı hakiki rakı tartışmasını yapıyoruz. Yani orada haramdır bu ha, her ikisi haramdır de. Haramdır de ya. Demek tamam. Kesin bir şekilde bunu söylemek gerekirken evet, bu tartışmasını yapıyoruz. Yani namaz kılmak, oruç tutmak bunlar meziyettir. Sen bunları göğsünü gere gere yani yine Allah rahmet eylesin demek dua istiyor Necip Fazıl merhum. Biz diyor Müslümanlığımızı efendim bir şeyde ur gibi değil bir bayrak gibi taşırız değil mi? Şey budur. Bizim utanılacak şeyimiz yoktur. Onlar utansınlar tarihlerindeki o cinayetlerden. Onun için yani kültür derler ki her millete özel medeniyet umumidir derler ama yani kültürde de farklı güzel şeyler alınır, verilir. O şey değiliz. Biz yani yobazlıkta yok. Bir şey hani güzelse nerede? Hani el hikmetu dalletül mümin değil mi? Hikmet müminin kaybolmuş yitiğidir, malıdır. Nerede bulursa onu alır. Güzeli biz her yerden alırız. Bizde taassup, yobazlık yok. Efendim ama kendi değerlerimizi de kişiliğimizi, kimliğimizi korumak. Gençler için de bu böyle. Bakın nerede oluşur bu kimlik? Hani bir binanın şeyi var ya, su basman temele yatırım yapılır.
temel sağlam olursa onun üzerine gökdelen yapabilirsiniz. Ama çürük olursa gecekondu bile yapamazsınız. Yani gençliğin de bir Müslüman olarak, Türk genci olarak yetişmesi için onun altyapısını, onu yücelten değerleri sağlam, temeli sağlam atmak lazımdır ki bu da bu kimlik işte manevi değerlerle oluşturulan bir kimlik bize. Yani hani bugün bir şeyimiz vardı, ben de İngilizce öğretmeni olarak tayin edildim. Dedim ki çocuklara İngilizce konuşmasını öğret ama İngilizce yaşamayı öğretme dedim. Türkçe yaşasınlar, İngilizce konuşabilir gerektiği zaman. Ama asıl olan da efendim, hatta bu lisan konusunda bile ben bazı hacca gittiğim zaman bazı Suudlular ben Arapça konuşuyorum, o bana İngilizce. Sen dedim utanmıyor musun dedim ya, ben sana Kur'an şeysiyle konuşuyorum burada. İcap ederse İngilizce de konuş ama sen Arapça konuşmaktan utanıyor musun? Onun için yani tamam İngilizce, Fransızca öğren ama Türkçe yaşa, Müslümanca yaşa. Gerektiği zaman orada kullanırsın. Bu kimlik çok önemli. Yani kendini inkar eden, bak şöyle bu cümle söyleyeyim. Bir insanın kendisine saygısı yoksa başkalarından saygı beklemeye hakkı yoktur. Tamam mı? Onun için kendi şeylerine inanacak, kimliğini inşa edecek, sağlam olacak, dik duracak. Efendim böyle şeylerle rüzgarın önünde yaprak gibi, saman çöpü gibi olmayacak. Dolayısıyla hocam, Kerim hocam, şimdi kimlik ve kişilikte zafiyetler olunca bunun ilk önce ortaya çıktığı nokta da inanç boyutunda ortaya çıkıyor. Zaten şimdi Kur'an-ı Kerim'de belirli gençlerin örnek verilmesi aslında gençliğin kimliğinin inşası için olsa gerek. Mesela tevhid inancını üstlenmek ve onu sahiplenmek adına Kur'an-ı Kerim'de mağaraya sığınan gençlerden bahsediyor. O gençlerin durumunu anlatırken orada çok önemli bir kavram var. İzkamu. Onlar zalim krala karşı ayaklandılar anlamı da verebiliriz biz buna. Ashab-ı Kehfi kabul. Evet, Ashab-ı Kehfi. Yani mağaraya sığınan Kral Dakyanus'un zulmünden kaçarak mağaraya sığınan gençler için Kur'an-ı Kerim وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Onların kalplerini biz rapt ettik. Yani imanla pekeştirdik. اِذْ قَامُوا Onlar ayaklandılar. Normal kıyama bir kalkış durdular. Değil burada. Bir kıyam var. Normal bir kalkış değil. Mesela ben hep şunu düşünürüm. Müslümanlar günde 5 vakit namazda, cuma namazlarında, bayram namazlarında, diğer nafile namazlarında kıyam farzını yerine getirirler. Namazın farzlarından birisi de kıyam. Namazı sağlıklı bir kimse ayakta kalacak. Kıyam normal bir aslında bir otururken kalkma anlamını buna biz yüklersek bu bir eksik gedik kalır. Orada esas kıyam yani ayaklandılar. Aslında hayata karşı bir duruş. Peki niye karşı ayaklandılar? Duruş, evet. Orada inansızlığa karşı bakın Rabbina Rabbus semavati vel ard. Yerin göğün Rabbidir bizim Rabbimiz. Lennet ve min duni ilahen. Ondan başka hiçbir ilaha inanmayız. Eğer böyle yaparsak zalimlerden olunuruz. İşte burada gerçekten kelime-i tevhidde mümin genç ne yapıyor? Kimliğini buluyor. Kimliğini buluyor ve bu anlatılıyor tabii uzun bir şey, başlı başına bir konu. Yusuf Aleyhisselam'ın şahsında iffet kimliği. Hani Yusuf Aleyhisselam'ın bir iffet kimliği, iktidar kimliği, nübüvvet kimliği bunlardan bahsedilir ya. Nübüvvet gömleği derler. Yani böyle, hatta böyle bir kitap da vardı. Yani hocam inşallah detaylı olarak iffet gömleği, iktidar gömleği. Alacağımız mesajları da inceleriz evet. İnşallah. Şimdi burada bir bakıyorsunuz ki orada iffeti örnek veriyor. Orada bir kimlik sunuluyor aslında. Müslüman genç inandıktan sonra, kelime-i şehadeti söyledikten sonra o kimliği kuşanacak. Yani Allah'ın emrettiği şekilde yuva kurduktan sonra eşinden başka gayrı meşru yerlere gitmemek işte burada ortaya çıkıyor. Kimliğin tezahürü böyle çıkıyor. Mesela hem putperest babasına hem putperest kavmine karşı tek başına bir ümmet gücüyle direnen
İbrahim Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim feten tabiriyle anıyor. Delikanlı tabiriyle. Oradan ne yapıyor? Bütün putperestlere karşı bugünkü çağdaki, bugünkü çağımızda bir sürü efendim ateist hareketler var, deist hareketler var, inkarcı hareketler var, sapık hareketler var. Bir sürü İslam'ın bünyesinde, İslam, yani Müslümanların bünyesinde, İslam bünyesinde olmaz da, Müslümanların yaşadığı topraklarda da bir sürü sapık akımlar var. İsimlerini vermeye gerek yok. Bunlara karşı da Müslüman genç kimliğini ne yapacaktır? Dimdik ayakta durarak biraz önce hocam söyledi. Hiçbir yere şaşmadan kendi kimliğini koruyacak. Evet. Mesela şu hadis benim çok dikkatimi çekiyor. Biraz önce hocam da okudu teşebbühle ilgili, gayrimüslimlerle benzemeyle ilgili. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَنَا قَبْلَكُمْ Bunu yaşıyoruz bugün. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, siz sizinkilerin yoluna uyacaksınız. Aslında hocam hani bu uyacaksınızı mutlaka öyle yapın anlamına değil, bu ikaz ve uyarı anlamında. Yani uyumayın anlamında. Şöyle diyor, almak orada diyor ki zira bir zira, şibren bir şibrin, karış karış, zira zira ne yapacaksınız uyacaksınız. Hatta diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir müşahhas bir şey söylüyor ki, kelenin, kertenkelenin, onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de girmeye çalışacaksınız. Burada ne var? Burada bir şey yok işte. Kertenkelenin yuvası var, tehlike var. Oraya girilmez. Şimdi bu durum. Peki onlar kimdir ya Resulallah? Onlar kimdir? Onlar da söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yahudi ve Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlardır. Hristiyanlar mıdır? Evet. Ve kim olacak ki? Onlardır. Evet. Yani bunun da sebebi tabii dediğimiz gibi bu ne zaman başladı? İşte onlar güçlendi, biz zayıfladığımız zaman hep diyoruz ya bu sosyolojinin temel kuralıdır bu. Zayıflar kuvvetlilere özenir. Şimdi kimlik sahibi bir insan kendi değerlerinden taviz vermez. Şimdi bu çok önemli. Biliyorsunuz Resulullah Efendimiz'e teklifler yapıldı değil mi? Efendim sen bu şeyden vazgeç, şunu verelim, bunu verelim. Şimdi bir de şeyde var ya, Kulya Eyvel Kafirun'da, Na'budu ilaheke sene ve ta'budu alihetene sene. Biz bir sene senin Allah'a tapalım, sen bir sene bizimkilere tap filan, böyle bir koalisyon, bir şey olsun, mozaik olsun. Peygamber Efendimiz bundan taviz verdi mi? Asla. Onun için kırmızı çizgiler vardır, vazgeçilmeyecek değerler vardır. Şimdi mesela şeyde Taif'in fethinden sonra ne dediler? Ya işte biz yeni daha bu işe alışmadık. Sen bize müsaade et de biraz daha putlara tapalım. Asla buna müsaade etmedi. Ya namazı da biraz ertelesen asla efendim. Yalnız bir şeyleri, bir talepleri yerine getirirdi. Orada Arabistan'ın en büyük putu Lat putuydu biliyorsunuz. Bunun kırılması lazımdı. Bir kaya bir şey, içinde bir güç vehmediliyormuş. Efendim bunu da kıracaksınız dedi. Ya Resulallah biz buna senelerce taptık, kıramayız. Sen bunu kıracak başka adam kendin yolla. Ha, tamam dedi, onu kabul etmiş. Yani demek ki kırmızı çizgiler, vazgeçilmeyecek değerler var. Eğer vazgeçmeye başlarsan nerede duracağı belli olmaz. Bu sefer kimliksizlik ve kişiliksizlik ortaya çıkar. Tabii orada şunu da zikretmemiz gerekiyor. Yani nebevi şahsiyetin, kimliğin oluşmasında en büyük güç Kur'an-ı Kerim'de ne olarak anlatılmış? Mesela ilk inen ayetler hepimiz öteden beri çoğunluğun, yani ittifak var belki de bu anlamda. Alak suresinin ilk 5 ayet. İkra bismi rabbikellezî halak. Şimdi bu ayetler indikten sonra ikinci sırada veya üçüncü sırada, ikinci sırada Kalem suresinin indiği ifade ediliyor. Orada Kalem suresinde bir şeye dikkat çekiliyor. Vettu levtut yunu feydhine. Sen onlara taviz veresin. Onlar da sana taviz versinler. Ve uyarılıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kesinlikle وَلَا تُدِكُ لَحَلَّافٍ مَه۪ينَ Bu basit. Durmadan yemin eden adama itaat etme. Boyun eğme. Yalancıya boyun eğme. Her hayra mani olana boyun eğme şeklinde ifadeleri geliyor. Üçüncü sırada veya dördüncü sırada indiği ifade edilen kronolojik olarak efendim yani indiği ifade edilen Müzzemmil suresi.
Müzzemmil suresinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kalk gece namaz kıl emri var. Şimdi bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu emir verildikten sonra ayet çok enteresan. İnna senulgi aleyke kavlen thagila. Çünkü biz sana çok ağır bir yük yükleyeceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir bakıma bütün peygamberlerin nebevi şahsiyetlerinin oluşmasında, kimliğinin oluşmasında en büyük faktör namaz faktörü. O halde bugün eğer gerçekten bir Müslüman gencin kelime-i tevhidle birlikte kimliğinin, dini kimliğinin oluşması, ümmet kimliğinin oluşması namazla ancak. Ve bunun devamlı hale gelmesi. Evet, namazla mümkündür. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gayet açık söylemiş, buyurmuş. Ne diyor? Şirkle küfür ve namazı terk arasında, şirkle küfür arasında ne vardır? Namazı terk vardır diyor. Evet. Neydi hocam o hadis? Efendim, evet, aradaki şey alamet olarak evet. Yani. Ama tabii burada biz namaz kılmayan kafirdir demiyoruz. O demiyoruz ama hocam. Ama bir Müslümanın dinin direğidir değil mi? Alameti farikasıdır. Namaz yani kılan birini gördüğün zaman onun Müslüman olduğuna şehadet yedin. Evet. Şimdi bu zaten hocam okudu hadisi. اِذَا رَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَهْدُ الْمَسْجِدِ اَوْ مَسَاجِدِ Evet. Bir adamın camiye gidip geldiğini görüyorsanız bir kişinin onun imanına şahitlik ediniz. Dolayısıyla bu kimlik gerçekten hem ümmet kimliği hem millet kimliği aslında çok hocam, önem burada arz sadece ediyor. Siz namazdan bahsettiğinizde kimlik ve kişiliğin inşasında ve bunun ortaya çıkarılmasında diğer ibadetleri de zikretmek lazım. Oruç da mesela aynı şekilde kimliğin ve kişinin. Bütün ibadetler aslında. Bütün ibadetler evet. Biraz zekat, önce hocam zaten aşmış. müminin süresini aşmış. Evet, evet, evet. Yani müminin kimliğinin oluşmasında, iman kimliğinin oluşmasında Kur'an-ı Kerim'de bunun bir sürü görünür hale gelmesinde. Bir sürü örnekler var. Yani evet. Müminlerin özellikleri var. Müminlerin her özelliği onun kimliğini yansıtır. Aynı şey. Açıdan çok önemli yani bu evet. Bu husus aslında çok önemli. Yani bir mümin nasıl olmalı? Bir müminin yani bir mümin ibadetsiz olamaz. Değil mi hocam? Hangi yaşta olursa olsun, değil mi? Namazla ilgili olarak da hocam öyle bir ibadet ki yani ya hasta yatalak dahi olsanız o sorumluluğu üzerinizden kalkıp ima ile kılmanız gerekiyor. Yani demek ki kimliğin, kişiliğin yani Müslüman kimliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bir ibadet. Ya biz hani tabii burada karakterine, şahsiyet, bunların tabirleri artık bunu sosyoloji veya uzmanlarına evet, ait. Evet. Biz burada Müslüman kimliğinden bahsediyoruz. Müslüman kimliğinde kelime-i şehadetle ve ondan sonra namaz da oluşacağını. Aslında hocam hani namazın fuhşiyattan, kötülükten alıkoyması da aslında kimliğin korunması noktasındaki gösterdiği evet, özellikleri evet. De ortaya koymuş. Yani bir bakıldığı zaman hani bu adam şu Müslümandır, şu belli olmalı biraz hareketlerinden değil mi? Tamam insan kimliğimiz var ama bir Müslümanı başkasından ayırt eden bir özellik vardır değil mi? Yani efendim işte milletler içinde böyledir. Bir Fransızın kendine göre bir karakteri, yapısı vardır. Mesela sözünüze bir parantez olarak mesela kimliğin oluşmasında kılık kıyafet de aynı şekilde. Hani elbette. İslam'ın değil mi? Kılık kıyafetle ilgili bir takım sınırlamaları var. Evet. Gösterilmesi gereken hem erkekler hem kadınlar ayrı ayrı bu tespit edilmiş. Bu da aynı zamanda kimlik ve kişiliğin hangi çerçevede gösterilmesi gerektiğine de bir işaret olmuş oluyor. Şimdi mesela bu işte Müminin suresinde bu vasıflı özellikler dedik ya insanı başkalarından ayıran özellikler topluluğu. Şimdi Müslümanın özellikleri sayılmış burada mesela müminler felaha ermiştir. Onlar nedir özellikleri? Onlar namazı huşu içinde kılarlar. Bakın Müslümanın demek ki bir özelliği namaz kılıyor ve bunu da efendim namaz biliyorsunuz o ayrı bir konu. Allah'la kul arasında bir bağlantıdır. Salat efendim bir sıla anlamına da geliyor. Şimdi boş şeylerden uzak durur. Anillahi muridun. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani değil mi? Bir insanın güzel Müslüman olduğunun alameti lüzumsuz, dünyaya ahirete faydalı olmayan şeyi terk etmek. Veya boş, kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmek. Boş laf vebadır demiş Napolyon. Efendim onlar zekat verirler. Burada vellezinehum lizzekati failun. Bizim Allah rahmet eylesin Ahmet Muhtar Hoca Efendi. Siz onu tanıdınız mı? Buna güzel bir mana vermişti. Onlar zekat verirler değil de zekat vermek için çalışırlar. Bak o da kaldırıyor bu şeyi onu. Zekat verirler.
Ondan sonra vellezinehum lifurucihim hafizun, ırzlarına, namuslarına sahip olurlar. Bir iffet kavramı vardır değil mi? Şimdi aslında zina hocam, haramdır. Orada bahsettiğiniz ayetlerden hareketle bunlar bugünkü kimlik oluşturuyor bugünkü işte. Şeyi de değerlendirecek olursak mesela değil mi sosyal medyada geçilen boş vakitlerin, zamanların, amaçsızda yapılan evet. O faaliyetin de bu ayet kapsamında değerlendirebiliriz. İşte bunlar ancak o fıtri olan ihtiyaçlarını kimle helal yoldan giderirler. Harama tevessül etmezler. Efendim illa ala ezvacihim, eşlerine efendim sahip olduklarına onlar bundan dolayı kınanmazlar. Bunun ötesine geçenler haddi aşmış olurlar. Bakın emanetlere riayet ederler müminler. Efendim yine namazlarını muhafaza ederler. Böyle özellikler daha başka yerlerde başka özellikler var. Mesela efendim ellezine yemşuna alel ardı hevnen ve izâ hâtabahumul cahilûne kâlû selâmâ. Yeryüzünde vakar içinde ağırbaşlı olarak dolaşırlar. Bir şahsiyettir bu. Cahiller sataşırsa selam derler. Onların seviyesine düşmezler. Yani baktığınız zaman ha bu adam Müslüman bir adamdır. Tavrıyla, yürüyüşüyle, kıyafetiyle, efendim konuşmasıyla bir şey fark oluşturması lazım. Yani şimdi benim eğer bir Fransızdan farkım yoksa, bir Yunan'dan farkım yoksa, bir bilmem neden farkım yoksa, aynı hayatı yaşıyorsam, aynı işleri yapıyorsam, beni ondan ayıran özelliğim yoksa o zaman benim Müslüman olmamın bir anlamı yok ki. Türk olmamın da bir anlamı yok. Müslüman kimliğinizi tezahür ettirmez. Evet, yani bu sonra ayrımcılık değildir. Tamam, insan olarak ortak şeylerimiz vardır ama bir de onun inancı başka, efendim, fikriyatı başka, dünya görüşü başka, benim de görüşüm başka. Bu kavga sebebi değil ama herkes efendim Allah'ın ona verdiği bu şeyleri geliştirmek, inşa aslında etmek hocam, durumundadır yani kendisini. İnsanın sahip olduğu kimlik ve kişilik aynı zamanda dünyaya bakışını, tabii, hayata bakışını, hayata anlam verişini de belirlemiş oluyor. Evet. Yani bir Müslümansa hayata bakışı nedir? Dünyada garip bir yolcu gibiyiz. Yani terk edilip gidilecek asıl ukba, asıl kalınacak yer cennet yoludur. Ama şöyle yoludur. Yani burada da bir ölçük evet. diye getirmiş Kur'an-ı Kerim. Yani bunu böyle söylediğim zaman da hemen yanlış anlaşılmaya müsait de bir şey. Yani bir garip yolcu gibi. Orada yani dünyaya tapmayın, aldanmayın evet. şeklinde bir tapacak gibi bir tutkunuz olmasın dünyaya şeklinde bunu açıklamak lazım. Değilse Karun'un hadisi anlatılırken وَبْتَغِ ف۪يمَ اَتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdiği imkanlarla, nimetlerle, rızıklarla ahiret yurdunu ara. Allah'ın sana verdiği servetle ahireti kazan. Ama وَلَا تَنْسَ نَصِبِكَ مِنَتْ دُنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. İslam gerçekten ahiret ve dünya dengesini çok güzel ortaya koymuş. Kur'an-ı Kerim çok güzel ortaya koymuş. Yani dünya hocam, olmadan ahireti evet. kazanamayız. Yani evet. Bazıları da yani dünyayı boş ver. Dünya evet. dibi derin bir evet. kuyuya benzer. Hocam, evet dibi derin bir kuyuya benzer ama. Orada da şunu da belirtmek gerekiyor. Dünyada nasibi unutmayacağız ama dünyadaki nasibimizi almak için de kırmızı çizgilerimiz var. Elbette yani, haram helal olur. Haram helal dengesini gözetmemiz o gerekiyor. Zaten o ayet yani, olacak. Ona da inşallah yine evet. ikinci bölümde detaylı gireriz. O olacak. Yani kimlik ve kişinin oluşumunda ya da gençlerin önündeki tuzaklar bağlamında evet bugün hani çok kazanmak, işte lüks içinde yaşamak, sefahat içinde yaşamak, işte zevk ve sefahat içinde yaşamak özendiriliyor açıkçası. Yani sosyal medyada şurada bir takım şeylerle. Burada işte Müslüman kimlik ve şahsiyetinin oluşmasında yani dünyaya bakışımız, hayata bakışımız evet dünya var ama bir emanet değil mi hocam? Bırakıp gideceğiz neticede. En asıl yurdumuz değil. En önemli can alıcı evet. nokta ne biliyor musun? Yani Müslümanın dünya anlayışında, dünya zihniyetinin düşüncesinde mülk Allah'ındır. وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerin ve onun varisi Allah'tır. Buna göre hareket edildiği takdirde can da Allah'ın, İnsan Allah'ın, varlıklar evet. Allah'ın, hani bütün hocam, yani evet, evet. Bu düşünce yani şu anda her şey Allah'ın. Eğer böyle düşündüğümüz takdirde işte orada hocam Müslüman, orada da hani şu gündeme getiriliyor. İşte insan özgür olmalıdır. İşte gençliğini yaşa, özgürlüğünü yaşa, hayatını yaşa. Aslında gerçekten insan başıboş olduğunda ya da kırmızı çizgide olmalı özgürlüğünü mü yaşamış oluyor yoksa başka bir
nefsinin kölesi mi olmuş olur? Yani burada aslında asıl özgürlüğün, varlığın, kainatın sahibi Allah'ı tanıyarak ona kulluk olmakta olduğunu bildiğimizde aslında asıl özgürlük orada başlamış oluyor. Şimdi Allah rahmet eylesin, bugün hep Necip Fazıl'dan misal veriyoruz. O derdi ki, asıl hürriyet hakikate esir olmak derdi. Efendim şimdi tabii bu günümüzde bir de maalesef bu kişiliği ve kimliği berhava eden bir tabir. Çağdaşlaşma, çağdaş yaşam bilmem ne filan. Şimdi efendim bu çağda yapılan her iş çok mu güzeldir yani? Bizim ölçümüz eski eski olduğu için atılmaz, kötüyse atılır. Yeni yeni olduğu için alınmaz, efendim iyiyse alınır değil mi? Efendim işte bu çağda her şey güzel mi? Bir sürü pislikler var değil mi? Görüyorsunuz. Çağdaş dediğiniz şey mesela kıyafetle ilgili. Ha böyle güzelce bu kıyafet insanın onuru, şerefini korumaya yöneliktir. İnsanı da başkalarından ayıran özelliklerdir bu. Efendim işte soyunmak, dökünmek falan. Peki çağdaş dediğin bu günün meselesi değil bu. Milattan önce de eski Yunan'da, Roma'da, eski İran'da filan ne olurdu? Hamamda kadın erkek beraber çıplak hamama girerlermiş. İşte milattan önceki bir olayı sen şimdi çağdaş mı diyeceksin buna? Yani böyle bir takım özentiler, moda tabirlerle efendim değerleri sulandırmamak lazım. Mesele zaman meselesi değildir. Bir şeyin doğru olup olmamaması önemlidir. Şu zamanda... Hocam çağdaş kavramı zaten biraz üzerinde durması gereken kişilik değildir. Bir şey. Yani şimdi biz şimdi efendim Kerim Hoca sen kendini tanıtırken bana dese ki ben çağdaş Kerim'im dese hiçbir şey ifade etmez bu değil mi? Hayır aynı çağda yaşıyoruz zaten. Ha. Çağdaş o demek. Yani, herkes çağdaş yani bu alemde yaşıyorsa şu an. Çağdaşlık adına bütün örfünü, adetini, dini, geleneklerini, göreneklerini hiçe mi sayacaksın? Çağdaşlık dediğin nedir? Çağdaşlık insanın iffetiyle, onuruyla, efendim insanın yeryüzünde, dünyada bulunuşunu, konumunu idrak etmesiyle ancak insan değer kazanır. Aslında hocam bir de insan burada artık yolunu, istikametini belirlemesi de gerekiyor. Asıl yani eğer ben Müslümansam, bu kimliği kuşanmışsam, bu kimlikle kendimi tanımlıyorsam, hayatım da ona göre şekillenmeli. İyi ya da kötü. Hadi hatalarım, kusurlarım olabilir ama hayatımı da ona göre şekillenmeli. Kırmızı çizgilerim İslam'ın çizdiği ölçülerde olmalı. Yoksa eğer ben bu İslam kimliğini zaten kabul etmiyorsam o zaten istediğin gibi yaşayabilirsin. Tabii onu şimdi burada şey çok önemli. Hani biz bunları söylerken sanki bir ayrımcılık, biz farklıyız. Bu başkalarını küçük görmek, kavga etmek falan meselesi de değil. Yani bana ait şey kadın kadınlığını koruyacaksa, erkek erkekliğini koruyacaksa ben de Türk milleti olarak, Müslüman olarak o kimliğimi koruyacağım. Öteki illa onunla kavga etmeyi gerektirmez. O kendi şeyini efendim festebikul hayrat değil mi? Veliküllin vicihetün hüve müvelliha herkesin yöneldiği bir istikamet vardır. Hayırda yarışmaktır. Herkes Allah dileseydi herkesi aynı kalıpta yaratırdı değil mi? İnsanların hürriyeti vardır. Kişiliğini oluşturur. Biz kimseyle efendim kavga edecek falan böyle. Biz kendimizi koruruz. O da inanıyorsa فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman eder, böyle yaşar. Birbirine zarar vermemek. Şimdi bir de şu bir tabir biraz benim hoşuma gitmiyor. Hani hoşgörü, kötü şey hoş görülmez. Buna tolerans denebilir, katlanır. O öyle yaşıyor, sen onu katlanırsın. Hocam bu Osmanlı'da tesamuh, müsamaha olarak evet, kullanılmış. Evet. Yani müsamahanın anlamı da tesahül diye açıklanmış. Evet. Yani birlikte görmezden yaşama. Gelme veya kolaylaştırma. Evet. Kolaylaştırma. Yoksa hoşgörü, ben onun üzerinde bir çalışmıştım, bir yazı yazmıştım. Yani hocamın dediği gibi her şeyi hoş göremezsiniz ki. Zalimi hoş mu göreceksiniz? Katili hoş mu göreceksiniz? İnsan haklarına tecavüz edeni hoş mu göreceksiniz? Hırsızı hoş mu göreceksiniz? Dolandırıcı hoş mu göreceksiniz? Efendim milletin hakkını yemeği bir gelenek haline, adet haline getiren kişilere hoş mu göreceksiniz? Bunlar hoş görülecek şey değil. Onun için mesela görmezden gelme. Bazı öğrenci karşılığında ders verirsin amfide. Öğrenci geride telefonla oynar veya bir şeyler yapar. Şöyle gözünü çevirirsin. Ama böyle bir bakışını çevirirsin. Yeter yani. Bu anlar zaten ondan. Ama ona hakaret edemezsin. Onu efendim
Yani bizim burada hocam özellikle hani kimlik ve kişilikten, Müslüman kimliğinden bahsediyoruz. Ki bu kimliği önemseyen, bu kimliğin bir değeri kıymeti olduğunu bilenler için bunu söylüyoruz zaten. Elbette. Hani günümüzde artık hani çok farklı anlayış, düşüncede insanlar var. İslam'ın ve Kur'an'ın çizdiği çerçevede mesele bu. Evet. Bunu dikkate alıyorsa bir insan, bir Müslüman artık bizim hayata bakışımıza belirleyici olan, değil mi? Haram helal dengesi olması lazım Kur'an ve sünnet çerçevesinde. Programımızın mesele, ismi de bu zaten. Kur'an yolu yani. Kur'an yolu yani. Evet, o çerçevede evet. Bakıyoruz hocam. Bir araya girmemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Aynen. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Şahsiyet önemli. Müslüman şahsiyetinin önemi ve temel unsurlarını konuşuyoruz. Hocam birinci bölümde epey bir kimlik, kişilik neden önemlidir? Müslüman kimliği, şahsiyetinin temel unsurları nelerdir? Onlara biraz temas ettik. Tabii burada önemli olan bir nokta da bu kimliğin ve kişiliğin inşasındaki rolü olan müesseseler, kurumlar ve tabii bir kurumların başında da aile geliyor. Yani kişinin doğup büyüdüğü çevresi, ailesi ve sonra tabii okul çevresi, sosyal çevre gibi alanlar, kısımlar insanın kişilik ve şahsiyet bulunmasına önemli bir katkı veriyor. Burada en temel unsur şüphesiz aile, toplumun temel yapısı, çekirdeği olması itibariyle ve işte hadis-i şerifte de buyurulduğu her divan İslam fıtratı üzerine de var. Onu annesi babası ya Yahudi ya Mecusi yapar. Dolayısıyla bizim Müslüman kimliğini inşa etme noktasında aile büyük görevler, vazifeler düşüyor. Kerim Hocam bu noktada kimlik ve kişinin oluşmasında aile neden önemlidir? Neler yapmamız gerekir ki kimlik ve kişilik sağlıklı bir şekilde oluşsun Müslüman kimliği? Buyurun hocam. Evet, aile zaten Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu ve bu anlamda eşler arasındaki davranış kollarının, hakların, hukukun ifade edildiği bir sürü ayetler var. Aile insanlık tarihinin ilk kurumu ve ilk bu aile kurumu Hazreti Adem Aleyhisselam'la başladığını ve hatta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın Araf suresinde geçen ayette ifade edildiği gibi onların işte karı koca oluşunu, salih evlat taleplerini orada zikrediyor ve başka ayetlerde de yine aynı şekilde mesela Furkan suresinde müminlerin özellikleri anlatılırken وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Ya Rabbi eşlerimizden, nesillerimizden gözümüzü aydınlatacak, bize gözümüzü aydınlatacak bize eşler, zürriyetler, nesiller ver. Şimdi bu aslında bu dua her Müslümanın yapması gereken bir dua. Çünkü ailenin inşasında maksut, gaye ve taleplerden birisi de o ailede bir efendim çocuğun olması ve çocukların olması. Çünkü مَا اَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ ona malı, kazancı, fayda vermedi ayetini müfessirler zikrederken Ebu Leheb ve hanımı anlatılıyor Tebbet suresinde. Orada malı, kazancı ona fayda vermedi şeklinde orada kişinin kazancının en önemli kazancının çocukları olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bir aile kuran insan Allah lütfederse onlara çocuk lütfeder, dilemese etmez. Bu da yine ayette beyan ediyor. Mülk Allah'ındır. Dilediğine erkek çocuğu verir, dilediğine kız çocuğu verir, dilediğine her ikisinden verir, dilediğini kısır yapar. Dolayısıyla ailenin gerçekten en önemli hem güven açısından hem istikrarı devam etmesi açısından hem huzuru açısından çocuk gerçekten bir nimet, bir neşe kaynağı ve ailenin bir göz aydınlığı. Dolayısıyla buradan Cenab-ı Hak insana ne yapıyor? Bir çocuk lütfediyor ve insan da
bunu yetiştirmekle görevli. Hatta şöyle diyorum ben, hiç böyle sicil amiri olmayan, sicil amiri, sicil dosyası olmayan, hiçbir kimseye bağlı olmayan, maaşı olmayan, bir kimseden maaşı almayan ve direkt Allah'a bağlı olan muallimlerdir anne babalar. Allah onları o kurumun başına muallim olarak atamıştır. Dolayısıyla anne baba çocuklarını Allah'ın emrine göre yetiştirmek durumundadır Müslümanca düşündüğümüz zaman da. Peki bunları nasıl yetiştirecek? Bunları nasıl terbiye edecek? Dünyada en zor terbiye insanın terbiyesidir. Mesela diğer varlıklara baktığımız zaman da bir bakıyorsunuz ki bir hayvan doğar doğmaz efendim yarım saat içerisinde veya daha uzun da olabilir. Zaman tayin etmeyelim. Bir bakıyorsun debelenerek ayağa kalkıyor. Bir bakıyorsun hafta içerisinde birisi yüzmeye başlıyor. Ama hocam orada bile o alemde bile hayvanlar içgüdüsel olarak kendi evlatlarını yetiştiriyorlar. Kendi tabiri caizse onların alemindeki kültür ve yeteneklerini ya da şeylerini aktarıyorlar yani. Da... Kedileri çok seven birisi olarak geçen de Fatih Camsı'na gidiyorum pazartesi. Orası kedi bahçesi var aşağıda böyle tam merdivenlere çıktığın zaman da. O Millet Caddesi'nden beri yukarı çıktığın zaman, ne caddesi hocam orası? Feriz Çakmak Caddesi'nden beri çıktığın zaman da orada bir kediye dikkatimi çekti. Öyle durdum başında. Yavrusunu almış kucağına. Tepeden tırnağa yalıyor. Yani temizliyor. Temizliyor. Onlara da Allah bir içgüdü vermiş ve yavrularını himaye ediyorlar, koruyorlar, uçmayı üretiyor, onlara rızık taşıyor vesaire. Şimdi muhakeme ve irade sahibi insan, anne baba çocuğunu yetiştirecek ve insanın yetişmesi çok uzun zaman alıyor. Öyle efendim bir sene, iki sene değil. Hayat boyu insan öğreniyor, eğitiliyor. Şimdi bu esnada tabii anne babanın biraz daha efendim donanımlı olması yani çocukları yetiştirebilecek, kendilerine lütfedilen çocukları yetiştirebilecek bilgiye, beceriye, bir bakıma annelik, babalık vasfına layık bir şekilde kendisini yetiştirmek durumunda. Peki bu çocuk öncelikle nereden alıyor kimliğini? Genç önce nereden alır kimliğini? Aile ilk mekteptir. Cemil Verici'nin öyle bir ifadesi var. Aile ilk mektep, cami de orta mektep. Şimdi o ilk mektepte çocuk neyi alıyor oradan? Bir öncelikle anne babanın birinci temel vazifesi neydi? Oradan başlayalım bir kısaca. Çocuk doğduğu zaman da merasime gerek yok. Koca aramaya gerek yok. Duacı aramaya gerek yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam torunu Hüseyin'in sağ kulağına ezan okuyor. Anne baba da ne yapacak? Peygamberimizin uyguladığı kulağına ezan okuyacak. Sol kulağına da kamet getirecek. Ve orada çocuk dünyaya gelir gelmez önce Allah en büyüktür. O lafı duyacak. Namaz kurusuna götürür onu duyacak. Kelime-i şehadeti duyacak. Kelime-i tevhidi duyacak. Ya şimdi hocam çocuk bunların idrakinde değil. Ama bunları niye duymak zorundayız? İbrahim suresinde de yusebbitullahullezine amenu bil kavlis-sabiti fil hayati dunya ve fil ahire. Allahu Teala inananların kalbinde kavlis-sabiti tespit eder. Ve kavlis-sabit ne? Kelime-i tevhid. Yani Cenab-ı Hak veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uygulaması, ey kişi, ey Müslüman, ey mümin, ey Allah'ın kulu, senin vazifen çocuğun kulağına ezan okumak. Evet, evet. Onu oraya yerleştirmek, kalbe yerleştirmek. Onu biz yapacağız. O bize evet. Ait. Şimdi buradan hareketle düşündüğümüz zaman da anne babanın yanında çocuk ne yapıyor bir nevi? Dini kimliği oradan, milli kimliğini orada kazanıyor. Merhameti orada kazanıyor. Cömertliği orada kazanıyor. İnsana değer vermeyi orada kazanıyor. Canlılara değer vermeyi orada kazanıyor. Çiçekleri, yeşillikleri sevmeyi orada kazanıyor. Yani fedakarlığı orada kazanıyor. Ya bunlar aile ocağında gerçekten anne babanın çocuklarına vermesi gereken hususlar. Davranış kuralları. Davranış kuralları. Hem anneye babaya karşı nasıl davranacak? Efendim diğer kardeşlerine karşı nasıl davranacak, komşularına karşı nasıl davranacak? Yani aile bir nevi gerçekten ilk kimliğin oluştuğu bir yer olması hasebiyle çocuk ailede kimlik kazanıyor. Bir anne baba evet. Diyelim nezaket sahibi, merhamet sahibi, şefkat sahibi, eşler birbirlerine çok güzel davranıyor, haklarına riayet ediyor.
Ve bu anlamda çocuklar bu babanın, annenin bu tavrını gördükleri zaman da mutlaka etkilenecekler. Ama anne babanın bağırdığı, birbirlerine hakaret ettiği ve zaman zaman kavga ettikleri bir ortamda yetişen çocuk da ileride ne yapacaktır, ona benzeyecek. Dolayısıyla ailenin huzurlu ve uyumlu içerisinde olması gerekiyor. Burada evet. Hocam, Ali Rıza Hocam, aslında çocuk bir anlamda ailede anne babayı rol model olarak alıyor. İşte genelde kızlar annelerini erkeklerle babalı rol model olarak alıyorlar. Bir anlamda biz ebeveynler aslında hani düşüncemizi, inancımızı, itikadımızı bu örnekliğimizle evlatlarımıza da aksettirmiş oluruz. Bu konuda siz neler söylersiniz hocam? Buyurun. Tabii el ümmü medresetün derler. Anne okuldur. Ana okulu diyoruz ya, ana dili diyoruz, ana kucağı diyoruz, baba ocağı diyoruz değil mi? Toplumun temeli aile, insan orada oluşuyor. Kerim Hocam'ın ifade ettiği gibi bunu evvela ta ana rahmine düştüğünden itibaren uyacak şeyler var. Diyelim ki evvela iyi eşler, iyi anne, iyi baba olacaklar ki onlardan doğan çocuklar da güzel olsun değil mi? Şimdi efendim onun ana rahmindeyken helal şeyle beslenmesi, haram gıda alınmaması lazım. Doğduğu zaman efendim işte kızmış, erkekmiş öyle bir ayrıma gitmeden efendim işte onun tebriki meselesi var, isim koyma meselesi var. Efendim güzel işte örnek olma meselesi var. Dolayısıyla bir orada yetişiyor. Şimdi bu bakın isim koyma. Onun çocuklukta belki onu hatırlayamaz ileride ama hatırlayacağı güzel şeyler çocuklukta hani el-ilmü fissigâr kel-kitâbe alel-hacer derler. Çocuklukta, gençlikte öğrenilen taşa kazımak gibidir. Yaşlılıkta ise suya yazmak gibidir. Onun için çocuklukta öğrenilen şeyler unutulmuyor. Güzel şeyler de unutulmuyor, kötü şeyler de unutulmuyor. Yani netice başta güzel işte helalından güzel isim koymak mesela değil mi? O da çok önemli. O da kimlik açısından. O da kimlik açısı tabii kişi. Hani likulli min ismi nasibu derler Araplar. Herkese isminden bir pay verilmiş. Peygamber Efendimiz kötü isimleri değiştirmiş. Abdül Uzza, Abdül Efendim, Menat, şunları bunları Abdullah gibi değiştirmiş. Harp olanları Sul, Selim olarak değiştirmiş. İsim çok önemli. Bu olacak. Güzel bir ortamda işte onları besleyecek. Bedeninin ihtiyaçlarını. İşte emzirme meselesi değil mi? Bunun Kur'an-ı Kerim'de detayı var. Anne emzirecek. Olmadığı zaman süt annesi tutulacak. Ondan sonra oradaki detay bile var. Aslında hocam hani bedene ait şeyler. Baktığımız zaman da hem fiziki olarak sağlıklı tabii bir şekilde büyümesi önem arz ediyor. Hem de ruhsal olarak. Elbette. Bilişsel olarak da çocuğun bakımı önem arz ediyor. Bir taraftan işte bahsettiğiniz haram helal dengesine dikkat ederek evet, evladına değil mi anne baba tabii, olarak tabii, baba tabii, özellikle evet, değil mi kazancını evet, helal olan kazanıp hem onun fiziki bedenini doyuracak hem de ruhunu kalbini doyurmuş i̇şte olacak. Bu terbiye dediğimiz tabii eğitim. Kur'an-ı Kerim'de Rab kelimesi hani Allah lafzından sonra en çok Allah'ın ismi Rab kelimesi. Rab terbiye mürabbi manasınadır. Malik sahip manasına da gelir. Terbiye insanın işe yarar hale getirilmesi demektir. Yani şimdi diyelim ki bu ağaçta bir şeydi diyelim, bu yaprak haline getirildi. Bak şu diyelim ki kumdu vesaire, bu hale işe yarar hale, insanın işe yarar hale getirilmesidir. Efendim bunun da tabii bir mekteptir dedik. Anne babaların hani irhamhuma kema rabbayani sagira var ya diye ileride anne babaya dua edecek. Diyecek ki ya Rabbi onlar küçükken beni nasıl yetiştirdilerse, nasıl sen de terbiye ettilerse sen de onlara o şekilde yani onların bize verdiği emek kadar sen de onlara şey yap, ikramda bulun. Bu bir duadır. Şimdi anne babanın bir nevi bak hem pedagog olması hem psikolog olması gerekir. Çocuğa nasıl davranılır, ihtiyaçları nedir? Hani şöyle şey var, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerif olarak hatırlıyorum. Efendim, men lehu sabiyyun fel yetesabbe. Kimin çocuğu varsa çocuklaşsın. Yani bir çocuğa büyük gibi davranılmaz. Hani neyse doz meselesi var ya,
Bu dini eğitimde de öyle bir alabileceği, hani hadis-i şerifte kellimin nas alakadar okuleyim, insanlara akılları nispetinde. Şimdi bugün nedense hep Necip Fazıl derdi ki, yani bir anaokulu, ilkokulu kitabı yazmak, üniversite kitabı hazırlamaktan daha zordur. Çünkü o çocuğun o yaşta onu tatmin edecek sevimli bir telkin, duygu da olacak orada, değil mi? Sırf mücerret bilgi de olmaz. Onun ruhunu okşayacak tarzda sevimli bir şey oluşturmak. Yani onun için anne babaların yetiştirilmesi lazım. Şimdi okullar, anaokulu, baba okulu, emin ol bakın biz çocukları eğitiyoruz ama çocuklar nasıl yetiştirilir? Buna dair anne babalar için bile eğitim merkezleri, geçici kurslar açılmalıdır. Şu anda var hocam, şu anda kuruldu son yıllarda ana baba okulları diye. Ha, çok güzel. Ana babalığa, anneliğe çünkü, hazırlıyor. Tabii orada da hangi esaslar doğrultusunda hazır? Yani modern bir tarzda mı ya da İslami değerlerin de işin içine katıldığı bir anne baba okulu mu söz konusu? Farkı düşey la yuti derler. Sende bir şey yoksa başkasını ne vereceksin ki? Onun için bu şeyin detayı psikolog olması lazım şeyin, değil mi? Çocuğun duyguları nedir? Nasıl sevimli bir şey o kazan, merhamet kazandırılır, hürmet nasıl kazandırılır? Tabii kendisinin örnek olması filan. Yani kişilik dedik ya, kimlik burada oluşturuluyor. Efendim ruh köküne bağlı olmak, o temel sağlam olacak. Ondan sonra temel sağlam olduktan sonra o bir takım rüzgarlar filan onu sarsamaz. Hocam bahsettiğiniz gibi aslında çocuklarla ve gençlerle olan iletişim dili de önemli. Hani anne babalık yapacağız ama bunu anne babalığı yaparken mesela Kur'an'dan örneklere baktığımız zaman da ya büneyye ifadesini görüyoruz. Değil mi? Yavrucuğum, evladım diyerek yani çocuğumuza hitap ederken azarlayıcı ve dikte edici tarzda değil de onunla duygusal bağımızı kuvvetlendirici bir şekilde imani meseleler de bu şekilde ya da namaz kıl diyeceksek kavga ederek namaza girmezsen, kılmazsan cehenneme girersin, yanarsın şeklinde değil de teşvik edici bir şekilde, sevdirici bir şekilde burada anlatmak gerekiyor. Burada bir şey de hatırıma geldi. Yani insan hani kuluçka makinesinden civciv çıkarılır değil mi? İnsan böyle kuluçka makinesi değildir. Annenin özellikle ben şunu kimse yanlış anlamasın. Yani bir annenin efendim göğsünde olmak, kucağında olmak, onu seyretmek çocuk için bir şeydir. Psikolojik açıdan da. Şimdi tabii mecburiyet olur, anne çalışır, eder, bir şey demiyorum. Ama gerçekten böyle bir zaruret yoksa bir annenin kendi çocuğunun annesi olması çok daha makbuldür. Şimdi efendim tamam mecburiyet ayrı, çalışmasın demiyorum ama efendim ne yapıyor? Sabahın köründe gidiyor, sıkıntılar, efendim aldığı maaşın çoğunu bakıcı tutuyor. Tamam da. Sabahın erken saatlerinde diyelim hocam. Yani köründe erken saatinde neyse yani zaten bu annelik tam yapabiliyor mu? Annenin birinci vazifesi iyi çocuk, iyi nesil yetiştirmektir. Bundan daha önemli bir görev de yoktur. Topluma kaliteli insan kazandırmak. Bir öğretmen ne kadar önemliyse anne ondan daha önemlidir. Onun için yani yabancı, bak bu yanlış anlaşılmasın, zaruret olursa bir şey demiyorum. Ama buna ihtiyaç yoksa bir annenin kendi çocuğunun annesi olması daima, yani onun sesine, sesinden şey olur, etkilenir, terapi olur, o sıcaklığı yaşatması lazım. Onun için ne oluyor neticede? Kendi annesi değil de öteki bakıcıyı anne gibi görmeye çalışıyor. Bu da bir şeye sebep oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar emanettir. Bak ayet-i kerimede ku enfusekum ve ehlikum nara, değil mi? Kendinizi, ailenizi ateşten koruyun. Peygamber Efendimiz bakın her konuda örnektir. Ne yapıyor? Efendim Fatıma validemiz Hazreti Ali bunu sabah namazına kaldırıyormuş onları. Biraz uyanmakta zorlanırsa su filan serpiyormuş yüzlerine, namaza götür. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha, değil mi? Ailene namazı emret ve bu konuda ısrarlı ol. E şimdi bu yani Allah'ı tanımazsa, peygamberi tanımazsa, hürmeti, büyüğe hürmeti, küçüğe sevgiyi hocam, tanımazsa yani olmaz. Din eğitimi aileden başlamalı. Evet. Yani imani esasla çocuklara küçük yaştan itibaren manevi öğretilmesi gerekiyor.
insani değerleri önce çocuk aileden alacak. Çünkü en fazla kaldığı ortam, bulunduğu ortam aile ortamıdır. Tabii dolayısıyla hocam, burada hani ailede bugünkü eğitimciler şunu tartışıyor. Çocuğun yetişmesinde aile mi daha etkilidir? Çevre, okul mu daha etkilidir? Hatta biz bazen İmam Hatip'teyken bunu münazara konusu, eskiden münazaralar vardı, evet. Münazara konusu. Birisi efendim aile etkilidir, öbürü de çevre etkilidir veya arkadaş etkilidir. Bunu kim daha iyi savunuyorsa o puan alıyordu, o birinci oluyordu. Ama bugün eğitimcilerin vardığı ortak nokta, çocuğun en etkilendiği kurum aile kurumu. Dolayısıyla aile kurumu gerçekten çocuğun kimliğinin oluşmasında. Hatta çocuk dediğim zaman da yarın genç olacak. Yani yarın. Dolayısıyla gencin kimliğinin oluşması da aileden başlıyor. Aileden başlıyor. Bu sebeple gerçekten aileleri yetiştirmek, anneleri, babaları yetiştirmek çok önem arz ediyor. Biz her zaman şunu diyoruz. Efendim çocukları yetiştirelim, nesilleri yetiştirelim. Yetişkinleri kim yetiştirecek? Evet. Yani yetişkinler cahilse, yetişkinler efendim... Biz de hocam diğer taraftan yetişkinler de kendilerini yetiştirmeye çalışacaklar. Hele şu ortamda onlar da kendini, o sorumluluğu alacaklar, kendini yetiştirecekler. Hocam burada mesela dedik ki hani anne baba üzerindedir bu sorumluluk, çocuğun dini duygusunun oluşmasında ve din bilgisini elde edilmesinde. Anne baba burada kendisi veremiyorsa bilgiyi, verilecek ortamı hazırlaması lazım değil mi? İşte yazılı oraya gönderecek, verilecek işte ortama gönderecek. Mesela diyelim anne baba nedir? Diyelim şu hususları bunu ihmal etmemesi lazım. Bilmiyor. Anne baba. O zaman anne baba arayış içerisinde olacak. Mesela şu anda bunu iftarla söyleyebiliriz. 0-4-0-6 yaş camilerde kurulan Diyanetin, belki Diyanet İşleri Başkanı'nın tarihinde en önemli hizmetlerinden birisi budur. Evet. Evet. Bu çok önemli. Anne baba ne yapacak? İcabında bir arayış içerisinde olacak. Ben bu çocuğu nerede yetiştirebilirim? Nerede hayat hazırlayabilirim? Çünkü zaten aile, okul, cemiyetimiz için konuşuyoruz. Cami. 3 tane sac ayağı şayet uyumlu çalışırsa o gençte bir kimlik oluşur. Evet. Ama bunları siz çatıştırırsanız, ailenin söylediği başka, okulun söylediği başka, camide söylenenler başka. O zaman bu genç ortada kalır. Bunalım içerisine girer. Evet. Bu çocuk. Aslında onun ortada için kalmıyor hocam. Etkileşime girmiş olduğu sosyal medya ve internet aracıyla başka kimlik, düşünceden fikir, başka kimlikleri transfer ediyor. Evet, evet. O zaman arkadaşa veya çevreye geçelim. Çevreye çünkü geçmek lazım. Yani burada aile önemli. Ama ailenin bıraktığı boşluk, çocuk eğer büyüdükçe, genç oldukça işte okula gidiyorsa ve sosyal çevre hocam önem arz ediyor. Ali Rıza hocam ne dersiniz? Şimdi tabii burada hadis-i şerifte ma nahale validun veledehu ahsene min edebin hasen değil mi? Bir babanın, annenin çocuğuna efendim güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakmaz. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Şimdi biz efendim torunlara bile mal biriktiriyorlar, han hamam biriktiriyorlar. Onların bile düğününü... Arabası olsun, keyizi olsun, olsun tamam da evvela, hani daha evvel de söylemişizdir, Selahaddin Eyyubi hani vefat ettiği zaman cenazesini kaldıracak bir şey bile bulamamışlar da demişler ki ya çocuklara da bir şey bırakmadın. Demiş ki ben onlara iyi bir terbiye eğitim verdiysem, yetiştirdiysem onlar helalinden kazanırlar. Ama bu eğitimi, bu terbiyeyi vermediysem bıraktığım malları da şarçur ederler. Onun için burada yani bu bütün yatırım, şimdi bakın kendi bilmiyorsa hoca tutacak. Şimdi efendim dünyalı iyi olsun, İngilizce hocası tutuyor. Ben tutmasın demiyorum. Gerekiyorsa tamam yabancı dilde öğrensin, matematikten de. Yani dinini, imanını değil mi? Mukaddesatını öğrenecek, kendini öğrenmiyorsa aslında hani hocam sizin ifade ettiğiniz şey onu öğrenmesin değil. Yani bunu öğrenmesine değerli olduğunu bilsin tabii, anne baba. Bilsin. Bunun gerekli olduğunu bilsin. Hocam bugün araya gireceğim ama bugün bir camideydim. Orada bir görevli 2 yaşındaki çocuğunun İngilizce sesleri, şeyleri, renkleri bunları öğrendiğinden veya bunları efendim anladığından bahsediyor. Ben de şöyle söyledim. O dedim dil kültürü beraberinde getirir.
ondan önce kendi kimliğini, kendi İslami kimliğini, Müslüman kimliğini, Allah'ını, peygamberini tanıtmak gerekiyor. Evet. Hani dedik ya, hani Fransızca, İngilizce icabında konuşsun ama Türkçe, Müslümanca yaşasın dedik ya. Yani bu şey meselesi, yani ne yapıp, şimdi öyle şeyler görüyoruz, biz bunları yaşadık. Efendim ev almış, şunu almış, bunu almış ama sevgi vermemiş. Efendim bir şeyin altyapı oluşmamış, kimlik oluşmamış. Ondan sonra ne oluyor? İleride problem oluyor. Sen dünyanın yatırımını yapıyorsun, sene hürmet, evet, saygı. Evet, evet. Ya bu hakikaten, bak hani bir hocam, var. Şu var. Sözümüze bir katkı olsun. Yani İngilizce öğrenemediğinde çok İngilizce konuşamaz. Ama dinini öğrenemediğinde, evet, hem dünyası hem de ahireti ya mahvur. Bu bir ahlaktır. Yani din dediğimiz zaman biz, yani diyorlar ki ya din diyorsunuz. Ya din hayatın efendim anlamıdır, izahıdır. Bu İslam bize ne öğretiyor? Kötü bir şey öğretiyor mu? Yani kul hakkından bahsediyor, helaldan bahsediyor, büyüklere hürmetten bahsediyor, değil mi? Hadis-i şerifte "Men lem yuvakkir kebirana ve lem yerham sagirana feleyse minna." Büyüklerine hürmet etmeyen, küçüklerine merhamet etmeyen bizden değildir buyuruyor. Yani ahlaki kurallar öğretiliyor. Onun için asıl verilecek olan şey bu. Bu terbiye verilmezse, dediğimiz gibi isterse 10 tane diploması, evet, olsun, değil mi? Tabii hocam, sosyal, evet, çevre dedik ya, mesela çocuklar mesela ortaokul ve lisede aslında bunların öğreticiler seçmeli dersler de artık müfredatlara girdi. Evet. Anne babalı olarak bizlerin aslında bu dönemde seçiliyor bunlar mesela. Bu çocuklarımıza tabii Kur'an derslerini, siyer dersinin seçilmesini, liselerde dahi var hocam bu seçmeli derslerin seçilmesini teşvik etmemiz lazım evlatlarımız. Bu imkanlar hazırlanmış. Evet. Yani çok para pul da gerekmiyor. Sen ötekinin saatine şu kadar para veriyorsun. Ya cami açık, değil mi? Yaz şeyinde kurslar oluyor. Şimdi mesela işte 3-6 yaş, hatta şeyler bile, hani büyüklerinde ana baba okulu diyoruz ya, şimdi şeyler var. Hakikaten halk eğitimi tarzında, hani yaygın eğitim diyoruz ya. Şimdi diyelim ki yaşlı hanımlar bile, yaşlı bile olsa ne oluyor? 10-12-15 bir araya geldiği zaman devlet ona bir hoca da tayin ediyor, değil mi? Orada sadece Kur'an öğrenmiyor. Dini bilgiler, ahlak, kurallar öğretiliyor. Evet, evet. Yani burada çocuğun yetişmesinde efendim anne babaların yetiştirilmesi birinci derecede önemli ve bütün gayretin onlar üzerinde yoğunlaşması lazım. Şimdi geçende de söyledim galiba, çok manidardır. Şimdi herkes kendi aleminde, çocuk bir odada ne yapıyor, ne ediyor kontrol edilmiyor. Şimdi çocuğun birisi, bu Amerika'da olmuş galiba, o çarpıcı olduğu için o misali tekrar ediyorum. Baba demiş, sen dışarıda çalışıyorsun, saatine kaç dolar alıyorsun demiş. Diyelim ki 20 dolar. Ya demiş 10 dolar vereyim de bir yarım saat de bana ayır falan. Yani bak dedik ya, kedi bile uğraşıyor, yetiştiriyor. Bazı belgesellerde görüyoruz, bir kartal 3 sene uğraşıyor ya, o nasıl şey olur? Uçmayı öğretiyor, avlanmayı öğretiyor. Arslanlar bile öğretiyor. Onun için hayata hazırlamak. Efendim kimlik, kişilik işe yarar hale gelmesi oradan başlıyor. Onun için anne babalara, evet, tabii bir de çevre meselesi, o da önemli. Evet, hocama sözü verelim, oradan şey devam edelim. Yapalım. Hocam, evet, çevre ne kadar tabii önemli? Çevre önemli de, şimdi çevreyi de zikrederiz. Ben bir arkadaş, yani çevre, yine çevrenin bir unsuru arkadaş. Gençlerin, çocuklarının iyi ve güzel olan alışkanlıkları kazanmasında arkadaş çevresinin tesiri oldukça önem taşıyor. Aynı şekilde gençlerin kötü ve zararlı alışkanlıkları kazanmasında da yine arkadaş çevresi büyük önem arz ediyor. Çapa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde, bankta oturuyorum. Yanımda birisi bizim yaşlarda, yani seneler önce sigara içti. Oradan sigara içtikten sonra önce simidini yedi. Simidini yedikten sonra sigara içmeye başladım. Kendisine sordum. Dedim ya nasıl, dedim ya önce simidi yedin sonra sigarayı, bir alt yapı hazırladık dedim. Ondan sonra sigarayı içiyoruz. Peki dedim, ne zamanla bir içiyorsun? Ben dedim hayvanları otlatıyordum. Bu Batırakya tarafından.
Ben de 30 yaşlarında sigaraya başladım. Nasıl başladın dedim. Bir arkadaş vasıtasıyla başladım dedim. Peki ne önerirsin dedim bugünkü gençlere falan. Bunun hiçbir hayrı, hiçbir iyiliği yok. Bunu anladım. Kesinlikle böyle arkadaşlarla arkadaş olmasınlar. O gerçekten benim hala belleğimde duruyor. Şimdi iyi arkadaş, kötü arkadaş. Kur'an-ı Kerim diyor ki ey iman edenler. İttakullah, Allah'tan korkun ve künü ma sadıkin. Doğrularla beraber olun. Şimdi bu doğrularla beraber olmak şu cenahı, bu cenahı, şu partiyi, bu partiyi kapsamıyor. Doğru neredeyse, doğru kimse onunla beraber hem arkadaşlık hem aile bağı kurmak. İnsan herkesle irtibat, herkesle efendim gidip gelemez. İletişim kuramaz. Yani aslında hocam orada şu hadisi de hatırlıyorum, aklıma geliyor. Er raculu ala dini halili hadisi var ya, kişi arkadaşının. Zaten bunu söyleyecektim. Bunun şeyi şöyle, kişi dostunun dini ahlakı üzeredir. Evet, ahlakı üzeredir. O da öyleyse sizden biriniz kiminle dost olduğunu iyi baksın. Evet. Kiminle arkadaşlık kuracağına iyi karar versin. Yani şimdi arkadaş çok etkilidir. Yani kötü alışkanlıkta da iyi alışkanlıkta da arkadaş çok etkilidir. Dolayısıyla öncelikle doğru insanlarla, doğru kimselerle, tabii burada anneye babaya da görev düşüyor. Yani çocuk kiminle arkadaşlık kuruyor, kiminle düşüp kalkıyor. Kız olsun, erkek olsun fark etmiyor. Bu çok önemli. Şimdi geçenlerde orada affedersiniz, bu hadis-i şerifi de hatırlayıp, hani koku satanla körükçünün yanında olan değil mi? Evet. Ona benzer. İyi arkadaş koku satan, kötü arkadaş da böyle körük çeken. Tabii körük çekme kötü bir meslek değil ama satanla, evet. Değil mi? Orada kıvılcım saçar, kirinden, isinden, hani kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan da tüyünden de bir de üzüme baka kararır. Evet. Bu çevre, şu arkadaş grubu çok önemli. Geçenlerde evet. Bir camideydim. Vaaz ettikten, vaazdan önce bir yazı geldi önüme. Bir hanımefendinin 16-17 yaşında çocuğu efendim evden kaybolmuş. Ayrılmış. Ve bunun için dua etmemi istiyor. İlk sorum şuna, geçmiş olsun. İnşallah Allah sana bunu kavuşturur. Sen dua etmene devam et. Dua ettik tabii. Namazdan sonra görüştük kendisiyle, dua ettikten sonra. Ne arkadaş grubu var mıydı dedim. Vardı ama ne yazık ki kötü bir arkadaş grubu. Bakınız ne yapıyor? O çocuğun evden ayrılmasına, kopmasına vesile oluyor. Sigara, içki, alkol, uyuşturucu, kumar, rüşvet, hırsızlık, cinayet, yaralama, terör, gasp, zina, fuhuş, cinsel sapıklık, ırza tecavüz gibi birçok kötü alışkanlıklara müftela olmanın ve günahlara bulaşmanın arka planında kötü arkadaş çevresinin yattığı bugün artık görülüyor. Haramlara ve kötülüklere bulaşmış olan birçok kimse, insanlığın fıtratını lekeleyen ve bozan bu alana arkadaş çevresinin özendirmesiyle adımını atmaktadır. Hatta burada ben şunu her zaman misal veririm. Şeyh Sadi çok önemli bir edebiyatçı. Evet. Efendim İranlı. Arkadaş konusunda Kur'an'dan ilham olarak şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki Hazreti Lut'un zevcesi, eşi kötülerle arkadaş olduğu için hanedanı nübüvvetten, yani peygamberlik ailesine içerisine girmekten, girme şerefinin den mahrum oldu. Girme şerefini kaybetti diyor. Kötülerle arkadaş oldu. Peygamber kocasına karşı çıktı. Ve kötülerin yanında yer aldığı için hanedanın nübüvvetten, nübüvvet ailesinin olma şerefini kaybetti diyor. Ama diyor, bak burası çok önemli. Halbuki diyor, Eshab-ı Kehf'in hani mağaraya sığınan gençlerden bahsetti. Kral Dakyonus'un zulmünden dolayı. Kral Dakyonus onları şirke zorluyor. Ama onlar direniyorlar. Ayaklanıyorlar. Eshab-ı Kehf'in köpeği diyor. Birkaç gün iyilerin arkasına düştüğü için ebedi şeref kazandı diyor. Ne kadar güzel bir misal. Evet. Şimdi tabii bu çevre meselesi. İnsanlar birlikte yaşamak zorundadır. Ferdi hayat olmuyor. Robinson Crusoe bir adada yalnız yaşamak. İnsanlar birbirlerine muhtaçtır. Dolayısıyla yani çevrenin insan üzerindeki şeyi, etkisi çok, bu inkar edilemez. Onun için temiz bir ortam çevrede olmak. Şimdi mesela şu hicret hadisesi değil mi? Niye hicret ediliyor? Hazreti Musa o İsrailoğullarını
o şeyden alıp da sahraya niye götürdü? Yetihune filar da erbayine sene, 40 sene dolaştı. Çünkü o Firavun'un o baskı, o şey cebarut şeyinden, o insanları köleleştiren o pis ortamından uzaklaştırıp yeni bir nesil oluşturmak. Hazreti Peygamber de Mekke şartlarında normal şey yetişmiyordu değil mi? Daha rahat bir ortamda zaten hicret şeyinde mesela 16 çeşit hicretten bahsediliyor. Eğer diyor bir aile bir bulunduğu ortamda Müslümanca yaşama imkanına sahip değilse Müslümanca yaşayabileceği bir ortama hicret etmesi gerekir. Yani ortamın insan üzerinde şimdi bazı şeyler mesela her meyve her şeyde yetişmez değil mi? Hurma herhalde kutupta yetişmez. Kaliteli insanın yetişeceği ortamı yani steril bir ortam olması kaliteli değil mi? Kaliteli bir ortam olması. Evet lazım. Şimdi pisliğin, mikropların olduğu yani, bir yerde şey olmaz. Bataklıkta gül yetişmez sağlıklı. Denir ya hocam. Ha bu şey bakın o hadis-i şerifi iyi hatırlattınız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İyyâkum ve hadra eddimen. Gübrelikte yetişen çiçekten uzak durun. Bak gençlere tavsiye bu. Hadra-i dîmenden. Dîmen yani nedir? Ve mâ hadra-ud dîmen ya Resulallah nedir? El mar'atul hasna fîmmen bitis su. Yani gübrelikte yetişen gül nedir? Kötü aile ortamda yetişen güzel kadın diyor. Mesele sadece bedenin güzel olması önemli değil. Yarın güzellik kaybolur gider ama o ahlak terbiye var ya o eskimez. Onun için hani biz diyor ya Mevlana'nın insanlar bugün biraz hep saksıyla uğraşıyorlar. İçindeki çiçeği ihmal ediyorlar. Asıl olan ruhtur. Mevlana da öyle diyor. Ya parfümü diyor bedenine süreceğini biraz da ruhuna sür değil mi kokuyu? Onun için bak Kur'an-ı Kerim'de sıbgatallah tabiri değil mi? Allah'ın boyası bu kimliktir. Markadır. Bir Müslüman kimliği başka, başkasının kimliği. Bunun sağlam oluşturulması lazım. Burada çevre, yani bu çevre dediğimiz işte maalesef bu çevreyi aslında hocam, steril bu tutacak şeyler çevre, nedir? Aynı zamanda ailenin vermiş olduğu güzelliği de yok edebilecek bir güce de sahip. Öyledir. Yani. Hani biraz evvel bir şeye temas etmiştiniz. Bu insanın kişiliğinin oluşturulmasında bir bütünlük lazım. Şimdi ailede bir şey öğretiyor. Efendim okul onu tersini söylüyorsa, medya onun tersini, toplumsal hayat onun tersini söylüyorsa o zaman kişilikte parçalanma olur değil mi? Hangisine inansın? Şimdi bugün de medyada, bu şey hayatta, dijital dünyada, sanal dünyada, işte sosyal şeyde o kadar bilgi şey kirliliği var ki insan ne yapacağını bilmiyor. Neyin doğru, neyi eğri olduğunu maalesef karıştırıyor. Onun için temiz bir şey oluşturmak lazım. Bunun için kanuni onu da ne gerekiyorsa herkes efendim ne diyor? Fasık haber getirirse tahkik edin diyor değil mi? Hürriyet, mürriyet ya insanlara yalan haberin yasaklanması lazım. İftiranın kesin olarak İslam'da biliyorsun iftiranın bir cezası vardır. İnsanların şahsiyetiyle oynanmak. Yalan habere bunu kesinlikle yok etmek lazım. Yalanın hürriyeti olmaz. Ahlaksızlığın hürriyeti olmaz. Bu toplumu dinamitlemek demektir. Steril, temiz bir ortam olması lazım. Pislikler ortaya çıkarsa, Allah rahmet eylesin, Ayhan Songar bir misal verirdi. Yani kötülüğü ortadan kaldıramazsınız. Ama kötülükler şehrin altyapısı gibidir. Hani lağımlar kanalizasyonla ama bunlar patlar da lağımlar şeyi meydana çıkarsa pislikten kokudan geçilmez bu mikrop üretir. Onun için kötülüğü yok edemeyiz ama kötülüğün en azından görünürde olmaması lazım. O zaman çünkü kirlenir, mikrop üretir. İyiliği çoğaltmak lazım evet, hocam. Güzelliği temiz bir ortam oluşturmak çok tabii önemli. Tabii şimdi biraz önce hocam bahsetti. Aslında Mekke'den Medine'ye hicret bu anlamda çok büyük önem arz ediyor. Yani Müslümanlar 13 yıl orada, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl orada mücadele etti. Müslümanların sayısı 13 yıl boyunca 227-230 kişi arası. Ve ondan sonra Medine'ye Allah ona hicrete izin verdi. Önce Müslümanlar hicret etti. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Medine'de genç İslam devleti kuruldu. Yani bu çevre hususu aslında gerçekten önem arz ediyor. Yani iyi çevre. Yani
Mekke'de hocam kendi kimliğiyle, kişiliğiyle Müslümanların yaşama fırsatı ve imkanı olmadığı için değil mi? Evet. Baskılar arttı ama bunu sadece fiziki baskı olarak düşünmemek lazım. İnanç özgürlüğü yoktu. Tabii orada idari erk, ekonomik evet. erk müşriklerin elinde. Her açıdan elinde. Müslümanlar kuşatılmıştı evet. yani. Evet. Dolayısıyla Müslüman bir toplumun neslin ortaya evet, çıkması evet. da imkansız hale gelmiş. Biraz önce hocam tabii medyadan söz etti. Yani bu basın, yayın, efendim medya gençlerimizi etkileyen en önemli unsurlardan birisi. Buna da biraz aslında sosyal çevre hocam. O da bir çevrenin bir parçası. Tabii bu çevre tabii. Artık. Yani insanlar bugün fiziki çevreden daha çok sosyal medya dediğimiz o çevrede evet. iletişim halindeler. Tabii burada şu küçük bir pazar ve sokak haline gelen dünyamızda küreselleşme çerçevesinde müsbet ve menfi değerlerin alabildiğine sınır tanımadan her tarafa yayılmasında medyanın rolü büyüktür. Yani artık bugün yani küresel global denilen o akım bugün dünyanın her bir tarafındaki iyilik veya kötülük, zulüm veya haksızlık ve buna benzer şeyler aynı anda saniyeler içerisinde senin gözünün önüne geliyor, kulağını tırmalıyor, zihnini, tasavvurlarını allak bullak ediyor. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, burası çok önemli, sosyal değişimi hızlandırmıştır. Bu durum geleneksel anlayışları da derinden etkilemiş. Birçok meselenin yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Medya bu anlamda önemli bir etkinliğe sahiptir. Mesela iletişim alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler toplumun bilgi edinme yollarını zenginleştiriyor. Saniyede hemen bir sürü kitap, bilgi, haber iyi veya kötü gözünün önüne geliyor. Hele hele efendim işte o aracın daha böyle güçlü ise onların şeyler var biliyorsunuz siz onu anında geliyor. Tabii bu bilgi edinme yolları zenginleşiyor. Çok hassas olan konular da müsbet ya da menfi olarak gündeme taşınıyor. Öte yandan din, ahlak, kültür, örf, adet, gelenek ve göreneklere tamamen ters olan konular da medyanın ana malzemesi haline gelmiştir. Mahremiyet derecesinde olan ve iki kişi arasında bir sır gibi kalması gereken hususlar bile ekranlara efendim sadece hatta ekran, sadece medya derken sadece televizyonları anlamayayım. Aslında bugün insanlar televizyon hatta özellikle gençlik televizyondan çok sosyal medyaya takılıyor hocam. İşte bu şerhini yani, yapıyorsunuz ya şimdi şerhini yapıyorsunuz o güzel. Evet. Yani maalesef kamuoyunun önüne getirilmiştir. Yani bir bakıyorsunuz ki televizyonlarda diyorsunuz ki ya bu gençliği nasıl yetiştireceksin? Nasıl kimlik kazandıracaksın? Nasıl ahlaki değerleri mezzedecek bir şekilde yetiştireceksin? Yine, ama televizyonlara bakıyorsun öyle programlar var ki aileyi temelinden dinamitleyen programlar devam ediyor. Bak bunu açıkça söyleyeyim. Yani şimdi burada lafı evleyip gevlemenin bir anlamı yok. Açıkça şu anda hem aileyi hem gençliği tahrip edecek programlar saatlerce devam ediyor. Hayatında çocuk nedir bilmeyen veya çocuk altını temizlememiş kimseler aile programları yaparak evet. bu milletin ailesine büyük zarar veriyorlar. Bunu aslında görmeyen yok. Herkes görüyor. Onun için evet. bu mahremiyet noktalarının televizyonlara taşınması. Hatta ben şuna bile efendim akıl erdiremiyorum. Batı'da bulundu, hocam da bulundu, altıyı bulundu. Ya orada cinayet haberleri. Bunlar katliam evet, haberleri. Evet. Bunlar pek verilmez. Ne oluyor da bizim televizyonlarda, mahalle aralarında, şurada, burada bir hocam, sürü cinayet hani, haberi, evet. bir sürü katil haberi haberlerin yarısı o tarz, veriliyor. O tarz evet. haberlerle. Burada bir özenti olmuyor aslında mu? Aslında zihinler hani bir şey mefruç ediliyor hocam. Benim zamanın bir sözü var. Batılın tasviri saf zihinleri idlal eder diye değil mi? Bu, İdlali yani, açıklayın da hocam. Yani batılı saf. Tasvir ederseniz, allayıp bularsanız insanın yapısını, zihnini bulandırır. Yani kötü iyinin yerine ikame edilmiş olur. Şimdi burada yani burada şey bu çevre meselesinde hani kişiliğin oluşmasında bir menfi bir şey de şu. Yani şimdi baskı rejimleri var ya ben bunu gördüm. İslam ülkelerinde Faslı, Cezayirli, bilmem Mısırlı çok insanlarla çalıştık şeyde. Nerede böyle baskı rejimi varsa o ülkenin insanlarında kimlik ve kişilik yok. Ezilmiş. Şimdi efendim kendini ifade edemiyor.
bir kötülük görse söyleyemiyor. Bana ne olur filan. O zaman riyakar tipler, münafık tip yetişiyor. Şimdi yukarıdakinin keyfine göre yağcı bir şey, yalaka tipler oluşuyor. Efendim, olduğu gibi konuşamayınca yükselmenin yolu da birinin gözüne girmek falan olunca yapısı bozuluyor, riyakar oluyor. İki yüzlü oluyor. Onun için herkesin kendini rahat ifade edebileceği, yani başkasının hukukuna tecavüz etmeden rahat efendim kendini ispat edebileceği ortamın hazırlanması lazım. Değil mi? Bak o gördüğüm fikir şeyde... Fikir hürriyeti açısından söylüyorsunuz. Hürriyet açısından. Çünkü ezdiğiniz zaman kişi şeyini ortaya koyamıyor. Kabiliyetlerini ortaya koyamıyor. Şahsiyetini ortaya koyamıyor. Ama burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bugün evet. Özgürüm, ben özgürüm diyerek yani bu moda halinde artık. Yani dini değerlere hakaret ediyor. Bunları kastetmiyor hocam da. Değerlere, ahlaki değerlere, örfe, geleneklere, bizi biz yapan değerlere sövmek efendim bir özgürlük, hürriyet alanı içerisinde değil bence. Tabii yani onlar çok önemli. Yani şunu diyoruz. Yani yanlışı gördüğü zaman usulünce, hani Hazreti Ömer hep söyleriz ya, efendim işte ben yanılırsam beni düzeltin diyor. Ustağımızda hani canım. Değil mi? Sen yanılırsan seni sözle değil icabında kılıçla doğrulturuz. Dendiği zaman ne diyor? Ha siz nasıl böyle konuşuyorsunuz demiyor. Elhamdülillah ki ben yanıldığımda beni düzeltecek bir topluluğun efendim hocam, işte sorumlusuyum. Bu İslami kimlik ve şahsiyetin zirvesini mesele bu işte. Yani hürriyet ortamında kimlik gelişir. Baskı ortamında münafık ve riyakar tipler oluşur. Bu hürriyet o. Tabii hürriyet dediğimiz zaman da istediğini yapmak anlamına değil. İnsani ahlaki kurallar içinde doğruya doğru, eğriye eğri diyebilmek efendim rahatça efendim kabiliyetini ortaya koyacak. Nedir eğitim? İnsanın yapısındaki kabiliyetleri ortaya çıkarmaktır. Bunun ortaya çıkmasına fırsat vermek lazımdır. Yani demek ki kişiliğin oluşmasında hürriyet ortamında fevkalade önemlidir. Evet, dolayısıyla evet. Hocam hani buradan şu sonuç çıkıyor. Eğer biz çocuklarımıza dini duyguyu ve inancı, itikadı doğru şekilde ailede vermezsek, sonra toplumda bunu pekiştirmezsek, bu sefer farklı ve zararlı alışkanlıklar, hele bugünkü dijital teknolojinin alabildiğine yayıldığı ve herkesin sosyal medyadan dünyanın en ucra köşesindeki bir bilgiye ulaştığı bir ortamda bu sefer genç beyinlerin ifsadı söz konusu olabiliyor. Evet, tabii. Bunu pekiştirmek gerekiyor, sağlamlaştırmak gerekiyor. Her ortamda değil mi? Bunu destekleyici unsurları devreye sokmak gerekiyor. Bakın bir şey daha müsaadenizle bu şeyde baskı, bir sosyal baskı, bir de ailedeki baskı da menfi şeye. Yani inandırmadan, sevdirmeden, emrederek, efendim döverek bilmem zorla namaz kıldırılmaz bir insana ikna edilir. Şimdi bakın bu baskılar tersine dönüyor değil mi? Şimdi diyelim ki yani İran'da bir olay oldu diyelim. Ahlak zabıtası varmış. İşte başına ahlak polisi. Polisi varmış. Efendim başını açan bir arkadaşımız da bana söyledi şeyde. Karakola götürmüşler bilmem. Ya tamam bazı şeylere telkin inandırarak gönüllü yapılmazsa bir şey tersine dönüyor bu. Yani bu baskılar ne oluyor? Zaten bu manevi değerlere soğuk bakmak, dinden uzaklaşmanın bir sebebi kilisenin orta çağda baskısı. O haram, bu yasak, bu bilmem ne. Ondan sonra da ya bu ahlak kuralları da insanın şahsiyetini eziyor. Bunları atalım bir şey reaksiyon şekline. Onun için dozunu ayarlamak, üslup hocam, üslup. Üslup çok önemli. Üslup. Sevdirmek, evet. inandırmak yani, önemlidir. Üslup çok önemli. Şimdi tabii burada gençleri sevdirerek, yani evde, ailedeki, yine oraya dönüyoruz. Hamd etmeyi, şükretmeyi, merhameti, şefkati, Allah'a inancı, peygamber sevgisini verdiğimiz zaman da bu gencin hayatında büyük etki yapıyor. Mesela bugün gençlerin en önemli problemlerinin birisi de idol problemi. İdol yani kötü örnek denilen kişiler. Mesela idol put tapılan kimse anlamında bir kelime. Toplumda gençleri çeşitli yönde etkileyen şahsiyetler var. Bu sözünü ettiğimiz kişiler kimi zaman bir futbol kahramanı oluyor.
Kimi zaman gol kralı oluyor, kimi zaman tiyatro, sanatçı, siyaset adamı. Hatta hocam bugün onları geçip de YouTuber diye ifade edilen şahsiyetler oluyor mesela. Değişik etkinlikler yaparak böyle gençlere... İşte benim mesela şu kadar takipçim var. Evet. Şu kadar takipçim var. Mesela senarist oluyor, yönetmen oluyor, pop şarkıcısı oluyor, rock şarkıcısı oluyor, büyük sanat adamı oluyor. Hatta bunlar öyle kutsanıyor ki. Bir bakıyorsunuz hayatı efendim şeyle geçmiş yani... çeşitli yönlerden geçmiş. Bu böyle kimseler öldüğü zaman da bir yıldız kaydı. Bak haber bu. Hmm. Bir yıldız kaydı. Yıldız gökyüzünü süslüyor. Evet. Yıldızın yani bir vazifesi var, bir görevi var. Falan karşı olduğumuz diye anlaşılmasın. Aynı yani, bir tamam. Konu. Evet. Hocam siz şimdi insanı ilahlaştırırsanız o zaman ilahlar çoğalıyor. Tamam. Hocam işte orada gençliğin sonuna doğru geldik. Yine sözümüz bu idol konusu. Bitmedi. İdol konusu hocam başka bir programda inşallah ele alırız. Güzel bir konu da ağzında sağlık. Bugün gençliğin kimlik problemini, kimlik, kişilik, şahsiyet noktasında Müslümanların nasıl hareket etmesi gerektiğini konuştuk hocalarımızla. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz.